da FC 24'teki tüm takımlar yer alıyor ve biz de Fenerbahçe ile fete çıkıyoruz. Amacımız bu takımları teker teker yenerek dünyayı ele geçirmek. Şimdi konseptimiz şu şekilde. Bir ok çeviriyoruz ve diyelim ki okumuz batıyı gösterdi. O yana baktığımızda Beşiktaş'ı görüyoruz. Beşiktaş'a karşı kazanırsak eğer hem onların toprağını alıyoruz hem de yeni oyuncularını kadromuza katıyoruz. Yalnız 2-1 Beşiktaş diyelim kazandı. O zaman topraklarımızın %25'ini alıyorlar ve ilk 11'imizden çarkla belirlediğimiz bir oyuncu onlara veriyoruz. Yenildiğimizde skordaki her fark için %25 toprak kaybediyoruz. Bir maçta 4 fark yediğimiz anda da Fenerbahçe İmparatorluğu çökmüş anlamına geliyor ve orada da videoyu bitiriyoruz. Şimdi bakalım seri üvenimiz bizleri nereye götürecek, ne kadar büyütebileceğiz Fenerbahçe'yi ve ne zaman çökeceğiz? Hazırsanız başlayalım. Evet ilk okumuz dönüyor. Hangi yönü gösterecek? Kuzey'i gösterdi. Saldıracağımız ilk takım Türkiye'den değil. O yönde Dinamo Kiev'i buluyoruz. Kadromuzun düzeni ...bu halde bu arada. Ve 3-0 alıyoruz. Tadic 2 gol atmış. Sonra da kırmızı görmüş. Ardından Kiev'i haritadan... ...siliyoruz ve topraklarını... ...şu şekilde ele geçiriyoruz. Arada şu bölge boş kaldığı için orayı da alıyoruz. Çünkü oradan geldik. Ve Kiev'den de 77'lik Şaparenko'yu alıyoruz. En iyi oyuncuları. Ek olarak şunu da söyleyeyim. Arada boş bölge almıştık. Galatasaray Fetih videosunda... ...o boş bölgeler için artı bir overall upgrade... ...boost'u yapıyorduk oyuncularımızdan bir tanesine. Artık onu yapmayacağız. Yendiğimiz takımdan oyuncu almazsak o zaman artı bir upgrade vereceğiz oyuncularımızdan bir tanesine. Bu videoda yeni bir farklılık da şu olacak. En son ele geçirdiğimiz topraklara koyduğum logodan devam edeceğiz yön belirlemeye. Bir daha okumuzu çeviriyoruz burada ve kuzey batı çıktı. Yani buradan gidersek Helsinki'ye çarpıyoruz. Helsinki'yi de yeniyoruz 3-1. Ve arada bir sürü toprak vardı. Buraların hepsi bizim oluyor. Finlandiya da bizim oluyor. Helsinki'yi de tarihe gömüyoruz. Şimdi Helsinki'den oyuncu almaya değmez. Bu yüzden ben Şimanski'ye artı bir vereceğim. 80'e yükseliyor. Buradan da saldıracağımız bir sonraki yön güneybatı gibi. Burada bir çizgiye ihtiyacımız var. Çizgimizi çizelim. Çizmemiz çok mantıklı oldu. Çünkü Lek Poznan'a değiyor. Varta Poznan sanmıştım ben. Yalnız bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 3-2 alıyoruz. Son anda Ceku atmış. Polonya topraklarını ele geçirmeye başladık. Şuraları da alalım direkt. Uğraşmayalım. Poznan'ı da siliyoruz. Onlardan da oyuncu almayacağım. Yine Şimanski'ye bir artı bir vereceğim. Ve şimdi yeni topraklarımızdan batıya, kuzeybatıya saldıracağız saldırıyoruz. O yönde hala Polonya'dayız. Pogon'a çarpıyor. Pogon'da 2.5 yıldızlı bir takım. 1-0 alıyoruz. Pogon'dan da oyuncu almıyoruz. Ferdi gol attı. Artı 1 ona gidiyor. Pogon'a giderken şurayı da almıştık. Pogon'u da alıyoruz. Pogon'u sildik. Logomuzu da oraya taşıdık. Ve şimdi saldıracağımız bir sonraki yön yine batıya doğru ve burada rahatlıkla Hansa Rostock'a çarpıyor okumuz. Hansa Rostock da 2.5 yıldızlı bir takım ve onlara penaltılarda kaybediyoruz. Oo bu kötü oldu. Abi 3-1'den geri gelmişiz. Tadic son anda penaltı kaçırmış. Penaltılara gittik ve kaybettik. Sürekli Galatasaray'la Fete çıktım videosuna değineceğim çünkü o bu konsepte yaptığımız ilk videoydu. Orada Alman takımlara saldıramamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Artık yendiğimiz en son takımın topraklarından saldırmaya devam ettiğimiz için böyle değişik şeyler oluyor. Şimdi arkadaşlar tüm topraklarımızın %25'i nasıl hesaplasak bunu? Hani İstanbul'u unutun şuraya bakarsak bana sanki şu kadarı dörtte biri ediyor gibime geldi. Şimdi bu toprakları kaybettiğimiz için en son saldırdığımız yerden devam edeceğiz. Yani Helsinki'ye geri gitti bizim askerler gibi düşünerek. Yalnız oraya gitmeden ilk 11'imizden bir oyuncu kaybedeceğiz Hansa Rostock'a. O yüzden de hangi oyuncuyu kaybedeceğimizi buradan seçiyoruz. Lütfen Ferdi olmasın diyeceğim. Zaten Sabek değildi kaleci sağ kanat gördüm ben orada sağ bek düşündüm nedense. Tadiç oyunda da o penaltı atamadığı için Livakovic Hansa Rostock'ta. Kalecimiz artık 70'lik İrfan Can koruyacak. Şimdi saldıracağımız bir sonraki yön Güneybatı. Farklı bir strateji uygulayacağız artık. Norveç'e gidiyoruz. Rakip Hamar Kamaratane. Namı diğer Hamkam Futbol. Sanırım ikincilikten yeni çıkmışlar. Düşünsenize yeniliyormuşuz. 1-0 alıyoruz. Bu şekilde arada İsveç'i de bayağı alıyoruz. Onları da siliyoruz haritadan. Güle güle. 70 overall oldukça düşük. O yüzden ben İrfan burada boostluyorum. 71 yapıyorum. Buradan saldıracağımız yön bu sefer Doğu. Yani Güneydoğu. Orada da Degers görüyoruz. Degers bir yıldızlı bir takım. Ve onları da penaltılarda yeniyoruz. Herifler bir de 10 kişi kalmışlar. Bizim takımlar kuzeyde iş yapmıyorlar arkadaşlar. Böyle İsveç'in, Norveç'in, Danimarka'nın soğuklarına hiç gelemiyorlar. Hemen aldık onların bölgesini de logomuzla kaydırdık. İrfan canımızı yine artı birledik. Ve buradan bu kez saldıracağımız yön Güneydoğu. Stockholm'a giriş yapıyoruz. Yanılmıyorsam şu takıma karşı. Broma Poykarna. Bunları 3-0 alıyoruz. Tadic yine penaltı kaçırmış. Bunları da haritadan siliyoruz. Ve iyice Stockholm'u kuşatıyoruz. Artı bir yine İrfan'a gidiyor. Şimdi buradan bu kez batıya gidiyoruz. O kadar da Stockholm'u çevirmiştik ama. Kuzeybatı'da Molde'ye değiyoruz. Ve Haaland'ın eski takımını But, şu aynı tek golüyle yeniyoruz. Moldeden de almaya değer kimse yok. O yüzden ben yine artı bir İrfan Can'a veriyorum. Moldeyi de haritadan siliyoruz. Şu aradaki boşluğu da alıyoruz. Şimdi buradan Güneydoğu'ya saldırıyoruz. Burada da Alessand var. Bu takımı da 3-1 uzatmalarda yeniyoruz. Almaya değer oyuncuları olmadığı için İrfan Can'a artı bir veriyorum. Ve onların da toprakları bizim oluyor. Kendilerini siliyoruz. Kuzey'e iyi girdik ha. Benim aklımdaki soru acaba Türkiye'ye geri ne zaman döneriz? Hani burada güneyde şimdi birkaç takım daha yensek hatta güneye bile gerek yok. Belki buradan İskoçya'ya geçeceğiz. Bakalım okumuz ne yöne gidiyor? Güneydoğu'ya gitti yine. Pardon, batıya. Ama okumuz diyor ki sen İrfancan upgradelemeye devam et. Bran'ı da yeniyoruz. 4-2. İrfancan 76'ya yükseliyor. Bran'ı da siliyoruz. Topraklarını kapıyoruz ve buradan bu kez bakalım nereye saldırıyoruz? Yine Güneydoğu. Bu kez de sırada Hagesund var. Hagesund'u da rahat geçiyoruz. Değişiklik olsun diye artı biri Ferdi'ye verdim. 80'e yükseliyor. Hagesund'a da güle güle diyoruz. Kendimizi de daha güneye taşıyoruz. Bakalım buradan. Şimdi okumuz hangi yönü gösteriyor? Yine güney ama bu kez biraz daha doğu. Arada yönlerimi karıştırıyorsam da kusura bakmayın da arkadaşlar. Burada da Viking. Sıradaki takım geliyor. Viking'i de 2-0 yeniyoruz. Yeniden Bustier fancana veriyorum. 77'ye yükseliyor. Norveç'in güneyi bizden sorulur. Viking de gitti. Norveç'in içinden iyi geçtik. Şimdi buradan batıya mı yoksa yeniden doğuya mı yöneleceğiz? Bakalım. İskoçya'ya mı? Hayır. Hayır. Norveç'te kalalım. Ok mantıklı olanı yaptı bence. Buradan sanırım Göteborg'a çarpıyoruz. Eskiden çok daha sağlamdı bu takım. Oo! <laughs> O Göteborg bizi yeniyor. Tadic yine penaltı kaçırmış. Penaltıcımızı değiştireceğim ama yine otomatik olarak o seçilecek. O konuda eminim. Şimdi şu ufacık logomuzu buradan siliyoruz arkadaşlar öncelikle. Tek fark yediğimiz için %25 vermemiz gerekiyor. Şöyle bir kısım %25 eder gibi. Şu boşluğu da Göteborg alıyor bu arada. Göteborg burada bize bir yeter dedi. Şimdi daha da önemlisi hangi mevkiden oyuncumuz gidiyor? Merkez ofansif orta sahamız. Yani 81 overall'a yükselttiğimiz Şimanski'mizi kaybediyor.

Güle güle kral. Onun yerine Şaparenko'yu oynatacağım. Merkez ofans forta sağda da oynayabiliyor. Tadiç'in bu arada penaltılar 81. Cengiz Ünder en yüksek ikinci penaltıcı 77. Ona veriyorum. Ceko'nun 67 penaltısı var çünkü. Şimdi biz geri yeniden Finlandiya'dayız. Fenerbahçe İmparatorluğu buradan. Aa, Tromso'ya saldıracak. Yanılmıyorsam Tromso dünyanın en kuzeyindeki futbol takımı. Kuzey Kutbundalar. Bilmiyorum. Tam olarak da penaltılarda alıyoruz. Donmuşuz. Penaltılarda sonunda almışız. Az kalsın bir faciada burada yaşayacaktık. Ama onların toprakları da bizim oluyor. Şimdi bir sonraki saldıracağımız yön güney mi? Doğru güzel oldu. Abi bu ok gerçekten bizim haritayı görüyor galiba. Komşuya saldırıyoruz. Bu arada az önce oyuncu almadığımız için artı biri ben yine İrfan Can'a basıyorum. Bolu 3 yıldızlı bir takım. Ve onlara 2-0 kaybediyoruz. Aa. Yani şu gördüğünüz topraklarımızın %50'sini onlara vereceğiz. Herifler bizi Norveç'ten sildiler. Finlandiya'dan da rahat sildiler. Bence rahatından şurayı %50'si sayalım arkadaşlar verdim onlara hop şurayı da sildim Bodo'nun logosunu da şöyle büyütürsek tamam biz geri döndük şimdi Ukrayna'ya yalnız Ukrayna öncesi bakalım kimi kaybediyoruz ilk 11'imizden. Sabek gidiyor. İyi oldu bu. Çünkü ilk 11'imizdeki en düşük Ovral'da oyuncu Osa'ydı. Onu gönderiyoruz oraya. Şimdi Ukrayna'daki logomuzdan hangi yöne? Oo, Yani garantisinden Shakhtar'a saldırıyoruz. Şaklar daha da iyi. 3.5 yıldızlı takım. Sabek'imiz artık Mert Müldür ve Shakhtar'ı penaltılarda yenebiliyoruz. Böylelikle Ukrayna'nın tamamı bizim oluyor. Kırım'da hala Ukrayna sayılıyor mu bilmiyorum ama orayı da alalım ya. Logomuzda hafif kaydırıyorum. Şimdi buradan yeniden Türkiye'ye geri dönebiliriz. Var Arkadaşlar da yüksek reytingli bir sabek yokmuş. O yüzden ben 9. bir kez İrfan Can'ı boostlayacağım. Şimdi sağlam bir takım gelirse diyorum ki kalecimiz zayıf olmasın en azından. Bir şansımız olsun diye. Şimdi buradan saldıracağımız yol... o güney! Bunun içinde hani buraya oku koymamıza gerek yok. Samsun Spor orada. Bu arada belki merak ediyorsunuzdur. Hani bazen deplasman bazen iç sağmış gibi görünüyoruz. Arkadaşlar bu turnuva modu olduğu için tarafsız maçlar. Ve Samsun'u yenebiliyoruz 2-1. Samsun'u haritadan siliyoruz. Yeniden Türkiye'ye döndük. Onların toprakları da bizim oluyor. Samsun Spor'da işimize yarayan oyuncu olmadığı için Cengiz'e artı birliyoruz. Şimdi Samsun'dan saldırı yönümüz Kuzeybatı. Çizgi çizdim. Türkiye dışına gidiyoruz. Romanya'ya, Krayova'ya saldıracağız. Ve onları 4-1 yeniyoruz. Bu Krayova'nın iki tane takımı var. İkisi de üniversite takımı mıdır nedir bilmiyorum. Logoları da neredeyse aynı. Muhtemelen üniversitenin logosu. Onları hemen bir alıyoruz. Arada Bulgaristan'dan geçmiştik. Bulgaristan da bizim oluyor. Oyuncu almadığımız için Cengiz'e yine artı bir veriyorum. 79 oluyor ve şimdi Romanya'dan ordumuz <laughs> yandaki takıma saldırıyor. Bu da artık üniversite ise üniversitenin diğer takımı onları yenemiyoruz. 3-1 kaybettik. Abi 2.5 yıldızlı takım ya. Yani topraklarımızın yarısı olarak arkadaşlar Bulgaristan'ı veriyoruz. Kuzey Türkiye'yi de veriyoruz. Ukrayna'da ordumuz biraz geriliyor. Çünkü şöyle bir şey daha vermemiz lazım ki %50'si etsin. Şu üniversite takımına bakın arkadaş. Onlarla işimiz daha bitmedi. Şimdi biz yeniden İstanbul'a geri döndük. Şimdi bir de takımımızdan üstelik yine bir MOO gidiyor. Nikola Şaparenko'ya elveda diyoruz. Artık o mevkiyi de Lincoln oynayacak. Ve şimdi biz kendimizi yeniden İstanbul'da buluyoruz. Kadıköy'den hangi yöne saldırıyoruz? Kuzeye saldırıyoruz batı. Logomuz oldukça küçük olduğu için ok da küçük. Şimdi şu Türkiye sınırını sayıyor muyuz? Saymalıyız. Yoksa yine Krayova'ya karşı oynardık da Karagümrü'ye karşı oynayacağız. Ve Karagümrü'yü Lincoln'un golüyle yeniyoruz 2-1. Karagümrü haritadan siliniyor. Toprakları bizim oluyor. Ve logomuzu oraya yerleştiriyoruz. Onlarda da almaya değer bir oyuncu yok. Ben de o yüzden Ceko'yu 84'e yükseltiyorum. Şimdi Avrupa yakasından Yine batıya saldırıyoruz. Acaba Galatasaray maçı mı diyecektim de yine Krayova Bulgaristan'a çarpıyor. İntikam zamanı geldi. Simüle ediyoruz. 2-1 Ceko son anda atmış da alıyoruz. 2 gol de Ceko'dan gelmiş. Zar zor diğer Krayova'dan da kurtulduk. Eski topraklarımızı yeniden ele geçiriyoruz böylelikle. Ve Şaperenko'yu da yeniden takımıza alıyoruz. Biz aslında logomuzu şuraya koymalıyız. Şurası o takımın asıl yeriydi. Buradan saldırı yönümüz güneybatı. Bu yönde bir Hayduk Split var arkadaşlar. Hayduk Split'i Ciku'nun son dakika golüyle yeniyoruz. 30. dakikada 10 kişi kalmışız ama. Bu şekilde Haydu sildik. Şuraları da alalım. Buralar tamamıyla Hırvatistan. Bizim Mert hariç sabekimiz olmadığı için Mufi'yi alacağım. 73 Mert'ten de bir overall yüksek. Şimdi Hırvatistan'dan bu kez Kuzey Doğu'ya saldırıyoruz. O yönde de Utay'ı buluyoruz. Utay'da utanmasak yine Galatasaray'da da böyle bir şey olmuştu. Zorlanmıştık. Penaltılarda geçmişiz. Uta'dan oyuncu almıyoruz. Cengiz'e artı bir veriyoruz. İki golü vardı. Utay'ı da haritadan siliyoruz. Ve şimdi buradan kuzey doğuya saldırıyoruz. O yönde de Macaristan var. Ferencvaros var. Ferencvaros tehlikeli bir takım. 3,5 yıldızlar. Ve 4-1 alıyoruz. Rahat. Macaristan'ın tamamı bizim oluyor böylelikle. Logomuzu da oraya yerleştiriyoruz. Galatasaray'a da almıştık. Burada kaleci Dibuş'u alacağım. 78 overall. İrfancanı kaybedersek lazım olur. Şimdi Fenerbahçe İmparatorluğu'nun buradan sonraki istikameti Güneybatı. İtalya yolcusu kalmasın. Bari. Ve Bari'yi de 2-1 yeniyoruz. Kurun için golüyle. Arada şu topraklar bizim oluyor. Burayı ele geçiriyoruz. Bari'yi de haritadan silelim ve böylelikle İtalya'da giriş yapmış bulunuyoruz. Kurun e de golü attığı için artı biri veriyorum. Bari'den oyuncu almıyoruz. Ve buradan saldırı yönümüz güneybatı. Yani iyi ki tam batı olmadı. Güneybatı'da Salernitana var. Salernitana da çok kötü değil de henüz Napoli'yi yenebilecek güçte de değiliz sanki. Ve o oh, Salernitana'ya da uzatmalarda yeniliyoruz. 10 kişi kalmışız 9. dakikada. Şu Mufi de 2 gol atmış ha. İtalya'dan gelir gelmez kovuluyoruz. Salernitana orayı alıyor. Şu arayı da onlara vereceğim çünkü oradan da geçmiştik. Bazen kestirmesi zor oluyor ama topraklarımızın çeyreği de şöyle bir şey diyebiliriz belki arkadaşlar. Salernitana orayı ele geçirdi. Biz Romanya'ya geri dönüyoruz. Ek olarak Salernitana'ya da kaleci mi veriyoruz? Kaleci de durdu. İyi ki dibuşu almışız. İrfancan Salernitana'da. Şimdi saldıracağımız bir sonraki yön Kuzeydoğu. Ve o yönde de Dinamo Bükreş var. Onları da yalnızca 1-0 yeniyoruz. Dinamo Bükreş'e güle güle diyoruz. En azından haritada genişliyoruz. Şu bölgeyi de alırsak zaten Romanya'nın geri kalanını almış oluyoruz. Tadiç'i 83'e yükseltiyorum. Dinamo Bükreş'ten oyuncu almıyoruz. Şimdi Dinamo Bükreş'in mevkisinden bu kez Kuzey Batı'ya saldırıyoruz. Aha topraklarımızı yeniden alma zamanı. Salernitana Tana var orada. Salernitana ikinci maçta uzatmalarda 4-2 alıyoruz. Yine 10 kişi kalmışız bu arada. Tadiç kırmızı kart görmüş. Salernitana da 82'lik Dia var. Galatasaray'a almıştık. Kaleci Ochoa da 81. Bir de bizim İrfan Can var. Ben direkt ilk birimize katkıda bulunacağı için Ochoa'yı getiriyorum. Kalemize artı 3 gelmiş oluyor. Ve daha da önemlisi yeniden Balkanlardaki topraklarımızı elde ediyoruz burada. Logomuzu da alacağım. Ta Salernitana'nın mevkisine koyacağım. Şimdi Kuzey Batı falan gelirse <laughs> Napoli karşı oynayacağız diyecektim ama Güney Batıya saldırıyoruz. Yani o yönde de takım yok ki arkadaş. Çizgi çizdim. Hani çizgiyi takip edecek olursak ta Güney Amerika'da bir takıma karşı oynamamız gerekiyor. Ama bu durum oldukça saçma olacağı için bu çizgiye en yakın diğer takımı seçelim. Burada Palermo'ya saldıralım. Bu arada Palermo da diğer takıma göre bayağı dişli. 3.5 yıldızlı bir ikincilik takımı. Ama onları defansımızdan gelen 2 iki golle 2-1 iki yeniyoruz. Yeni kalecimiz Ochoa iyi bir maç çıkarmış. Palermo'dan oyuncu almıyoruz. İşimize yarayan bir oyuncuları yoktu. O yüzden maçın adamı Bonucci'ye artı bir veriyorum. Sicilya'yı da bu şekilde ele geçiriyoruz. Palermo'yu haritadan siliyoruz. Logomuzun yeni yeri orası. Ve saldıracağımız bir sonraki yönde güney, doğu gibi. Daha doğrusu doğu, güney gibi. Buradan çok enteresan bir yere saldıracağız sanki. Az önceki duruma benzer bir olay gerçekleşti. Buradan saldırırsak ta Hindistan'a gidiyor. Ama yolda geçerken Apoel'e uğramak daha mantıklı bence. Ve Fenerbahçe İmparatorluğu Kıbrıs'ı fethediyor. Komutan Ceko hat-trick yapmış burada. Oyuncu almadığım için kendisini artı birleyip 85'e yükseltiyoruz. Ve Kıbrıs'ı da böylelikle ele geçiriyoruz. Arada Girit'e de uğradık diyelim orayı da alıyorum. Yeniden Türkiye'ye yaklaştık. Oku çevirdiğimizde kuzey çıkacak mı acaba? Çıkmıyor. Fatih Sultan Ali Koç burada gözü Suudi Arabistan'a dikti. Başkan transfer istiyor. İlk takım 6 ay. Yalnız bu takımda işe yarayan pek bir oyuncu yok. Siz nasıl Suudi'siniz kardeşim? Neyse bunları cidden fethetmemiz lazım. 3-2 penaltılarda iyi ki almışız. Aga Tadic yine kaçırmış lan. Ben artı birimizi Ferdi'ye veriyorum. 81'e yükseldi. Ve ufaktan Suudi Arabistan'ı fethetmeye başlıyoruz. Altay'ın topraklarını şu boş toprağa şurayı İsrail, Filistin oralardan geçtik ve geldik Suudilerin dibine dayandık. El Hilal var arada. Jesus hocamla bir görüşeceğiz birazdan sanki. Ama bakalım önce hangi yöne saldırıyoruz? Hocam o kadar geldik buraya. Biz yeniden bir Türkiye yapalım. Memleketi özledik. Gaziantep'e gidiyoruz. Ve Gaziantep'e karşı 2-1 alıyoruz. Yes. Cengiz 60 kazandırmış. Maçı maçın adamı da Cengiz olmuş. Artık artı bir boostunu maçın adamına versem daha mantıklı olur sanki. O yüzden Cengiz'i 81'e yükseltiyorum. Burada baya bir toprak ele geçireceğiz. Irak'ı aldık, Suriye'yi aldık. Güneydoğu Anadolu'nun bir çoğunu aldık. Yani Lübnan'ı çevirmişiz. Orayı da alalım gitsin. Gaziantep'i de haritadan siliyoruz. Fenerbahçe İmparatorluğu yeniden Türkiye'ye dönüş yaptı. Ve buradan da devam ediyoruz. Sivas Spor'a saldıracağız. Sivas'ta 2-1 yendik. Maçın adamı yeniden Cengiz olmuş. O yüzden Cengiz'i 82'ye yükseltiyorum. Sivas'ta haritadan siliyoruz. Türkiye'nin doğusu tamamen bizim oluyor. Logomuzla da biraz daha büyüttüm. Bakalım Türkiye'den mi devam yoksa yine Suudi Arabistan'a mı? Hayır. Türkiye'den de değil. Yani o yönde takım yok. İncin top oynuyor. <laughs> Bu okun geçtiği en yakın takım. Rize'yi penaltılarda yeniyoruz. 0-0 bitmiş maç. Maçın adamını göremiyoruz. Ben de gol yemediği için Ochoa'ya artı biri veriyorum. Rize'yi siliyoruz ve Türkiye'nin kuzey batısına yerleşiyoruz. Buradan da saldıracağımız yön acaba batı mı? Hayır. Güneydoğu. Arkadaşlar buradan istikamet Dubai. Dubai'de 3 tane atıyoruz El Ayn'e. Maçın adamı 9.1 ile Ciku olmuş. Ama ben El Ayn'den 79'luk merkez ofans fortası Kaku'yu alıyorum. Kaku merkez ofans artı ikilik bir upgrade olmuş oluyor. Artık zengin oluyoruz. El Ayn'i siliyoruz. Dubai'ye yerleşiyoruz arkadaşlar. Etraftaki adaları falan da alıyoruz. Şimdi Şimdi buradan Steven Gerrard'ın takımına bir saldırmamız yok mu? Yok. Gerçi ben ne diyorum? Tam güneyimizde de ittifak var. Ve Gerrard'ın takımını da 2-0 yeniyoruz. Maçın adamı Bonucci. Bonucci gol atıyor ha. Artı bir ona veriyorum. Bu arada ittifaktaki en oyuncu 80'lik Wijnaldum'du. Almak istemedim. Çünkü zamanında bizim takıma gelmek istememişti galiba. Böylelikle ittifakı da haritadan siliyoruz. Suudi Arabistan'ı iki farklı cepheden kuşattık. Çok iyi oldu bu. Ve arkadaşlar <laughs> El Nasser'la komşu olduk. Cristiano Ronaldo Ronaldo'yu getirebilecek miyiz? Okumuz şu anda acaba Batı'yı gösterecek mi? Aa biraz kuzeyi gösterdi. Çok sıcak bir gelişmeydi ama arkadaşlar sanırım Kalij'e çarpıyoruz buradan. Aynen ta kendisi. Önce yeşildeyiz. Ve onları penaltılarda geçiyoruz. 2-2 bitmiş maç. Oyuncu almıyoruz. Ochoa'yı 83'e yükseltiyoruz. El Kalij'in de topraklarını ele geçiriyoruz. Yalnız logomuzu yukarı taşımamız gerekiyor. Cristiano Ronaldo ile aramızda 2 maç kaldı galiba. Aha güneye saldırıyoruz. Ronaldo Ronaldo'yu ıskaladık gibi sanki. Çok yaklaştık ama Al Fateh'e saldıracağız. Ve Al Fateh'i 2-1 yeniyoruz. Hatırlarsanız sağ bekimizin overall düşük ama yendiğimiz takımların hiçbirinde sağ bek bulamadım daha iyi. O yüzden kalıcı olmasını istediğim Ferdi'ye artı bir daha verdim. 82 yaptım kendisine. Suudi Arabistan'ı da iyice kuşattık. Logomuzu Al Fateh'in yerine getiriyoruz. Ve bu kez ah yine El Nasır değil. Bu arada yukarıdaki topraklarımız birleşmiş farkında değilim. Bakın şu kesimi de alabiliriz. Kuveyt falan galiba bu şu küçük yer Kuveyt burası yine Suudi Arabistan yani buradan da çok belli şu takıma Al-Akhdooda saldıracağız ve onları da 2-0 yeniyoruz rahat haritadan da siliyoruz ama böylelikle Ronaldo ile randevumuz da biraz daha zorlaştı ya araya El-Shabab girdi El-Shabab'da en azından iyi bir oyuncu var galiba ama Al-Akhdood'da oyuncu yok o yüzden Fredi busluyorum şimdi buradan umarım kuzeye saldırırız kuzey yes o haritayı koymama gerek yok El-Shabab'la oynayacağız ve el şababı da Cengiz Ünder'in golüyle yenmişiz 3 -2. Onlarda Karasko gol atmış. Yani aslında almaya değer 84 overall. Türkiye geleceği haberleri falan da vardı. Yani Karasko Fenerbahçe'de. Böylelikle Tadiç'i merkez ofansif orta sahaya alacağım. Karasko'yu da sol kanada yerleştireceğim. Ve daha da önemlisi arkadaşlar El Şabab'ı haritadan siliyoruz. Ve Cristiano Ronaldo'nun el nasırına komşu oluyoruz. Şimdi Ok Ronaldo'yu istiyor mu acaba? Evet. Aa, sanki istemedi. Okumuz Riyad FC'yi istedi. Bu takımda iki yıldızlı ve onları da 4-1 yeniyoruz. Karasko'nun da golü var. Biz cidden böylelikle El Nasır'ı iyice kuşatıyoruz. Yalnız arkadaşlar öyle bir yere geldik ki El Hilal, El Ahli, El Nasır. Riyad'dan oyuncu almadım o yüzden o çoğu 84 diyorum. Ve şimdi güne istemiyoruz. Bakalım ne geliyor? Sanki Ronaldo. Aynen ta kendisi. Şimdi El Nasır'ın kadrosu da çok sağlam. Ama bizim kadromuz da oldukça iyi şimdi. Simüle et diyoruz ve... Su! işte bu! uzatmalarda? Ceko Cengo. Baba atamamış. Yani Sultan atmış. Sultan kim? Sağ bekleri. Ronaldo 5.9'lu oynamış. Ama böylelikle sonunda Cristiano Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye getiriyoruz. Ve ben bizim Ceko babayı Ronaldo ile değişeceğim taktiği bozmak istemiyorum. Çünkü sebebi şu ana kadar en çok golü Cengiz attı. Ceko aşırı fazla atamıyor. Tadiç bile daha çok attı yanılmıyorsam. Şimdi artı bir boostları Ronaldo Baba'ya kullanarak onu prime dönemine geri getirir miyiz acaba? 93-94 falan mı yapsak? O zaman Fatih Sultan Ali Koç'un çılgın Ronaldo projesi başlasın. Biz Suudi Arabistan'ı ele geçirmeye devam ediyoruz. Logomuz El Nasır'dan şimdi sırada El Hilal var. Jezus dedem. Bakalım sen mi geliyorsun? Evet gelmiyor. Biz Jesus dedemizden kaçıyoruz. Tam tersine gideceğiz de. Yani şimdi Suudi Arabistan fethini bırakıp da Avustralya'ya girmek mi mantıklı? Aynen okumuz o yönü gösteriyor. Pörtü gösteriyor. Galatasaray'la gelmiştik buraya. Neyse Jesus dedem, Neymar siz bekleyeceksiniz artık. Ali Koç'un çılgın Ronaldo projesi burada başlayacak şimdi. Artı birler buradan gelsin diyoruz. 4-2. Penaltı kaçırmış. Uzatmalarda atmış ama. Abi Fred atmasa yeniliyoruz ha. <laughs> Neyse biz Suudi Arabistan'dan şimdi gitmeden şuralı da alıyoruz. Yemen ve Oman oradan logomuzu getiriyoruz. Perth Glory'i tarihe gömüyoruz ve Avustralya'ya da girişimizi yapıyoruz. Artı birimizi de Ronaldo'ya veriyoruz. Şimdi bakalım Avustralya'da kalacak mıyız yoksa gidecek miyiz? Hmm. Yani bu yönde Antarktika'daki penguenlere karşı oynayabiliriz. Antarktika'da yok haritamızda zaten de. O yüzden burada yapabileceğimiz en mantıklısı bir daha çevirmek. Avustralya'da kalıyoruz. Rakibimiz Adelaide FC. Onları da 3-2 yeniyoruz. Ronaldo 85'te bu kez kazandırmış. İlk golü de atmış. Böylelikle 88'de hak etti. Artı bir ona. Bu Adelaide maçıyla da üst üste 18. galibiyetimizi aldık. En son Salernitana'ya mağlup olmuşuz. Şimdi 46. maçımıza çıkacağız ve Kuzeye saldırıyoruz. Hocam önce Avustralya'yı alsaydık. Okumuz bizi Çin'in Zhejiang takımına gönderiyor arkadaşlar. Bu onları da rahat geçtik 3-0. Toprak konusunda Çin'e giderken bir sürü ada da var. O yüzden bu halden bu hale geliyoruz. Arada üzerinden geçtiğimiz adaları falan aldım. Endonezyalı ve Filipinli kardeşlerimizi üzmeyecek şekilde de birkaç ufak ada sildim. Çaktırmayın. Oyuncu almıyoruz. Çılgın Ronaldo projemize devam ediyoruz. 89'a yükseliyor CR7. Ve şimdi Çin'de de kalıyoruz. Batı geldi. O yönde ucundan da olsa Chengdu'yu oluyoruz. Onları da geçiyoruz. 3-1. Ronaldo arada bir nefes alsın. Artı bir Tadiç'e gidiyor. Bu arada şu an Çin'in en batısındayız. Hindistan'a daha yakınız. Okumuz hangi yönü gösteriyor? Kuzeydoğu. Ok dedi Hindistan'a şimdilik bulaşmayalım. Wuhan'a bulaşalım. Aman Covid bulaşması. Oo. Oh! <laughs> Covid bizi yendi ya. Şimdi işin yoksa burada %25'i çözmeye çalış. Bakın Avrupa'dayız. Bura bir çeyrek etmez. Şurası da bir çeyrekten fazla eder galiba Suudi Arabistan. Avustralya bayağı büyük. Biz bence şu anki Çin'i ve bu adaları verip Avustralya'nın kuzeyini verirsek %25 eder gibi. Wuhan bizi oldukça geriye itti ve gördüğünüz şekilde yeniden Avustralya'ya dönüyoruz arkadaşlar. Yalnız bir sonraki maçımızı oynamadan hangi oyuncumuzu kaybediyoruz? Ronaldo. 89'luk Ronaldo'muzu Wuhan'a kaptırıyoruz be. Ok oh, şimdi bana lütfen kuzeyi göster. Lütfen. Yes. Yani çok net Wuhan. Cristiano Ronaldo ile 2,5 yıldıza yükselmişler. Biz de Ceko Forvet'te yeniden umarım alıyoruz. Bakalım. 2-1 aldık. Yes. Ceko da atmış. Ronaldo'yu 49. dakikada çıkarmışlar. Neyse adamımızı geri alıyoruz. Wuhan'ı da haritadan siliyoruz. Şimdi bu noktada bir şey değiştirmemiz lazım. Az önce Ronaldo'yu kaybettik ama geri aldık. Kaybettiğimiz %25 toprağı da tamamıyla geri aldık. Hani bu şekilde ilerlersek çok kolay olacak bizim için. O yüzden artık kaybettiğimiz oyuncuyu geri almayalım diyorum. Şu şekilde düşüneceğiz çünkü. Wuhan bizi yendi, Ronaldo'yu esir aldılar. Ardından biz de geri Ronaldo'yu ve topraklarımızı geri almak için saldırdığımızda bunlar kaybedeceklerini anladılar ve Ronaldo'yu çünkü bu şekilde ilerlersek hayatta Manchester City falan gelse bile bizi 4 farkla yenebileceklerini düşünmüyorum. Şimdi 50. maçımız için Güneydoğu'ya saldırıyoruz. Saldıracağımız takım Shenzhen. Ve bir yıldızlı Shenzhen'i 3-0 yeniyoruz. Ronaldo 2 gol atmış. Onları da haritadan siliyoruz. Hong Kong bizden sorulur. Ronaldo projesini kurtardık. Onu 90'a yükseltiyoruz. 2 gol atmıştı. Şimdi yeni mevkiimizden Güneydoğu'ya saldırıyoruz yine. Ve o yönde de Avustralya'nın en güneyindeki Western United var. Bu takımı da 2-0 yeniyoruz. Artı biri Cengiz'e veriyorum. 83 oluyor. Western United'a güle güle diyoruz. Ya gelmişken şuraları da alalım. Tazmanya'da bizim. Avustralya'nın yaşanır bölgelerine geldik. Şimdi buradan kuzeye mi? Abi daha karpuz kesecektik Avustralya'da. Okumuz şöyle bir yön gösteriyor. Bu yöne en yakın takım North East United gibi Hindistan'a gidiyoruz. Onlara da 3-1 yeniyoruz. Artı biri de Ciku'ya veriyorum. Şu ana kadar gariban kalmıştı. 78 oluyor. Şimdi arada bir sürü toprak var. Bunların hepsini alacağım. Şurayı da bağlıyoruz zaten. İyice ele geçirdik buraları. Hindistan'ı da 75'e bölmüşüz. Onun da çoğunu alacağım şöyle. North East United'ı siliyoruz. Şu Çin'deki logomuzu buraya getirelim. Sınırları iyice temizledim. Bir sonraki saldırı yönümüz Kuzeybatı. O yönde de bir takım yok diyecektim ama şu Mohun Bagan'a çarpıyor. Bu arada takımımızın son hali bu. O vurallar gayet iyi. Sağbeke hala ihtiyacımız var. Ve Mohun Bagan'ı da Kur'un için golüyle geçmişiz. Onların da topraklarını ele geçiriyoruz. Haritadan da siliyoruz. Artı bir buslama olayını toptan yapacağım şu aşamada. Buradan serice saldırmaya devam edelim. Kuzey çıktı. Abi kuzeyde İncin Top oynuyor. Biz seri olarak buradan saldırmaya devam edeceğiz. Ve bir sonraki yön Güneydoğu. Abi buralarda git gel yapıyoruz. Çin, Avustralya, Hindistan. Okey bu yönde Brisbane Roar'a karşı oynamamız gerekiyor. Kendilerini de son anda 2-1 yeniyoruz. Ronaldo penaltı kaçırmış yine. Onları haritadan da iyi siliyoruz. Bayağı bir toprak alıyoruz burada. Avustralya'da logomuz zaten hazır. Onlardan da oyuncu almayacağız. O yüzden yine çeviriyorum ve Güney oynayacağımız takım Western Sydney Wanderers. Onları da 2-0 geçiyoruz Cengo'nun golleriyle. Kendilerini de siliyoruz ve topraklarını alıyoruz. Oyuncu almadığımız için artı 3'ümüz var şimdiye kadar ve Kuzey diyor ama burası da tüm takımlara çok uzak. Yani buradan geçsem en yakınını belirlemesi de zor olacak. O yüzden ben bu oku bir daha çevireceğim ve bu kez kuzey batı. En azından bu yönde bir takım bulabildik. Hakka Futbol Club. Bu arkadaşları da 2-1 yeniyoruz sadece fark atamıyoruz. Neyse Çin'e yeniden dönmüş olduk bu şekilde. Hakka'nın toprakları bizim oluyor. Hindistan'daki logomuzu buraya getirebilirim. Hakka'dan da oyuncu almadık. Artı 4 birikmişti. Birini kurun içe, birini Fred'e, ikisini de Ciku'ya verdik. Şimdi fetimize Çin'den devam ediyoruz. Bir sonraki yön kuzey batı. O yönde tek bir takım var. Henan S. Se, Selam. Onları da Ronaldo'nun 111. dakika golüyle yeniyoruz. Uzatmalara gitmiş. Madem sabek bulamıyoruz o yüzden Mufi'yi artı birliyorum. 74 oluyor. Henan'a da güle güle diyoruz. Artık şurayı da almanın bir sakıncası kalmadı. Buradan da saldırı yönümüz kuzey. Rakip Changju Mighty Lions. Oo <laughs> Yenildik. Aga ne berbat oynamışız. Aslanlı takımlar bir de yani şimdi ayıp oluyor. Okey burada basitinden Çin'i toprağımızın %25'i sayabiliriz. Daha doğrusu Çin ve Batı Hindistan'ı. Hadi şu adayla Tayvan'ı da verelim. Biz geri Avustralya'ya düştük diyelim. Ama şimdi videoya elveda diyecek oyuncu MDO'muz. Yani Kurunic oluyor. Ben onu MDO'da oynatıyordum. Fred'i merkez orta sahada oynatıyordum. Evet böylelikle Kurunic'e elveda diyoruz arkadaşlar. Birlikteliğimiz çok uzun sürmedi. Onun yerine ben Freddy koyacağım ve Shaparenko'yu da merkez orta sahaya yerleştireceğim. Zaten burası da merkez orta sahaya diye geçiyor da orası biraz daha defansif gibi. İsmail normalde orada oynuyor. Şimdi saldırı yönümüz Güney. Yani şu takım MacArthur FC. Ve onları uzatmalarda son anda yeniyoruz. 2-1 bu skorlar ne böyle abi ya? Madem Cengiz attı son zamanlarda da atıyor. O yüzden artı birliyorum kendisini. Ek olarak taktik de değiştiriyorum. 4-1-2-1-2'ye geçiyoruz. Bu şekilde en azından Ceku da oynar ve Avustralya'yı tamamen fethetmemize çok az kaldı. Yanlış renk. MacArthur'u da aldık. Oraya da indik. Buradan bir sonraki saldırı yönümüz güney. Arkadaşlar iki Melbourne takımından biz burada Melbourne Victoria karşı oynayacağız. Ve Melbourne Victoria'yı 2-0 yeniyoruz. Gol yemedim madem. Artı bir Ochoa'ya veriyorum. Ve haritada da Melbourne City'yi bu şekilde kuşatmış oluyoruz. Bakalım şimdi Avustralya'dan devam mı yoksa ayrılıyor muyuz? Ayrılıyor gibiyiz. Arkadaşlar istikamet Arabistan. Arabistan'dan bizi çağırıyor vardılar Abha Club'a karşı saldıracağız. Arabistan fetimize geri döndüğümüzde o iki farkla yeniliyoruz. Abha Club. Şu bize gelmeyen Toko Ekambi mi? Aynen. Ronaldo atmış. Vay be. İlk defa iki farkla yenildik. Yani topraklarımızın %50'sini bunlara vereceğiz. Şu şekilde tüm topraklarımıza baktığımızda Arabistan kesinlikle gidiyor. Şurası falan. Ya bence Avrupa'nın tamamı da gidiyor. Elimizdeki Avrupa toprakları Abha Club'un oldu. Adamlar mahvettiler. Şurayı da onlara vermemiz lazım. Abha Club birdenbire coştu. O halde biz de geri dönüyoruz Avustralya'mıza. Aynı Galatasaray gibi oldu bir nevi. Ama bundan da kötüsü karıştıracağım bu arada. Sol sağ santrifor ekledim. Merkez orta sahayı sildim. Bir oyuncumuzu kaybedeceğiz burada ve sağ kanadımız 84'lere kadar yükselttiğimiz Cengiz Ünder'imizi Abha'ya veriyoruz. Artık sağ kanatta İrfan Can'ı mecburen oynatacağız 76 overall. Neyse Avustralya'dan devam ediyoruz. Aha Kuzeybatı acaba Abha'yı gösterecek mi yoksa Hindistan'ı mı gösteriyor? Evet tam ortasına koydum ve arkadaşlar Abha'ya değiyoruz. Bizi az önce iki farkla yenen Abha'yı bu kez 2-1 yeniyoruz. Cengo 5.1 ile en kötülerdenmiş. Adamsın Cengo. Evet böylelikle sorun kalmadı yeniden top topraklarımızı ele geçiriyoruz. Avrupa'yı da geri alalım. Şuraları alıyoruz. Logomuzu geri getirdik. Suudi Arabistan'a yapıştırdık. Şuralara da koyalım ki belli olsun bizim oldukları. Abha'dan geri Cengiz'i alamıyoruz. O yüzden İrfan'a artı bir veriyorum. Şimdi Suudi Arabistan'dan devam ediyoruz ve Suudi Arabistan'da da kalıyoruz. al gibi göründü ama dam açmış rakip. Ve damacı 4-2 yeniyoruz. Sorun çıkarmadılar. Ronaldo, Ceko, Tadic. Kendilerini de çöle gömüyoruz böylelikle. Hemen yanlarına geliyoruz. El Ahli gelirse çok iyi olacak. Hemen çeviriyorum artı bir boostumuz var onlardan kimse almayacağım Şimdi burada logomuzdan kuzey batı geldi bu el ahli El Ahli'ye çarpıyor. El Ahli maçından önce Damaç'tan gelen artı biri İrfan Can için yine kullanıyorum. Bu takım düşündüğümden daha kötüymüş. Alioski burada. Sabek yok. Gerçi Mahrez var. Bizim de yeni bir sağ kanada ihtiyacımız var. Haydi beyler El Ahli'yi yeniyoruz. Güzel. Pat atmış. Ve oradan da tabii ki Riyad Mahrez'i katıyoruz kadromuza. Bu da bizim için bir artı iki boost olmuş gibi oldu. Cengiz 84 çünkü. Haritadan El Ahli'ye de güle güle diyelim. Suudi Arabistan'da kaldı iki güçlü takım. El İdihad ve El Hilal. ikisinden birine saldırıyor muyuz burada? Lütfen kuzeyi göster. Güneyi gösterdi. O yönde de El Veh'de var. Onları da rahat geçiyoruz. 3-1 almışız. Tadiç 2 gol atmış. Bunlarda da işimize pek yarayacak bir oyuncu yok. O yüzden Tadiç'i busluyorum. Topraklarını da hemen alıyoruz. El Veh'de, elveda diyoruz. Şu arada boş kalan toprağı da alacağız. Buradan şimdi herhangi bir kuzey gözlüyorum ve kuzey geldi ama yine de ucundan galiba kurtardık arkadaşlar. El değiyoruz. El İttihad'ın kaldığı kadrosu böyle. Benzema var, Kante var, Fabinho var 80 üzeri. Kazanırsak Benzema ile Ronaldo'yu buluşturacağız. Simüle ediyorum ve Oo penaltılarda aldılar bize. Kaku 108'de atıp penaltılara taşımış ama penaltısını atamamış. Mahrez de ilk golünü atmış. Ama şimdi önce bir oyuncumuzu kaybedeceğiz. Fred'e elveda diyoruz. MDU'ya geldi. Kendine iyi bak kral. Görüşürüz. Suudi Arabistan'dan bu şekilde yeniden kovuluyoruz. Elittiyada yüzde %25 vermemiz gerekiyor. İşimizi kolaylaştırmak adına ben bu toprakları vereceğim direkt. Suudi Arabistan yarımadası bir de Doğu Anadolu Türkiye. Suudi Arabistan'dan elendiğimiz anda kendimizi yeniden Avustralya'da buluyoruz her zaman. Buradan bakalım. Avustralya'da mı kalıyoruz? Çin'e mi gidiyoruz? Avustralya'da kalıyoruz. Ve Melbourne City'yi Bekao'nun uzatma golüyle alıyoruz. Fazlasıyla zorlanmışız. Melbourne'e güle güle diyoruz. Sıra Sydney'de. Bir de madem golü o attı. Bekao artı biri hak ediyor. 79'a yükseltiyorum. Ve Melbourne'den kuzeye saldırıyoruz. Güzel oldu. Rakip bir buçuk yıldızlı Sydney FC. Bu arada MDO'da Şaparenko oynayacak artık Fred'in yokluğunda. Ve onları da 2-1 yeniyoruz. Mahrez atmış. Sevdim. Avustralya'yı. Böylelikle Sydney'e de girişimizi yapmış bulunuyoruz. Avustralya'da iki takım. Yeni Zelanda'da bir takım kaldı. Madem sevdi Avustralya'yı artı bir de mahreze veriyorum. Saldıracağımız bir sonraki takım. Aha! Burada boş toprağa gösterdiğine bakmayın. Burası da Yeni Zelanda. O yüzden ben buranın tamamını Wellington Phoenix sayacağım. Hatta resmiyete kavuşsun şu şekilde. Ve onları da Ferdi'nin golüyle 2-1 yeniyoruz. 2-1'den devam. Yeni Zelanda'da artık bizim oluyor. Aferin Ferdi. Diyerek Ferdi'yi 83'e yükseltiyorum. Şimdi acaba buradan takımı tutturabilecek miyiz rakip? Güney batı çıktı ama o yönde hiç kimse yok. O yüzden bir daha çeviriyoruz. Bakalım kuzey o yönde de kimse yok hocam. Bakalım bir daha çeviriyoruz ve bakalım bir daha çeviriyoruz. Yine o yön çıktı. Bakalım bir daha çevirdiğimizde kuzey falan oralar olmaz. Bir daha çevirdi... <gülüyor> <gülüyor> 1000 yeni Zelanda'dan yeni istikametimiz kuzey batı çıktı sonunda. 10 kere çevirdim arkadaşlar. Hiçbir yönde takım yoktu. Aha bu yönde vardır galiba. Evet çizgimizi çizdiğimizde şu bizi daha öncesinde yenen Changzu Mighty Lions'a değiyoruz. Çin'e gidiyoruz. Bu adamlara kurun içi kaptırmıştık ve bu kez yeniyoruz. Jeko'nun 83. dakika golüyle Mahrez atmış. Kurun de takımın en kötülerinden ama infaz ne yazık ki. Böylelikle kendilerini şimdi haritadan siliyoruz. Çin'i yeniden ele geçiriyoruz. Papa defa yeni gineden de geçmiştik. Buraları da alıyorum. Kazandıran gol Ceko atmıştı. O yüzden artı biri ona veriyorum. Ve şimdi istikamet Fenerbahçe İmparatorluğu için Güneybatı. Buradan çizgiyi çizince Hindistan'ın Bengaluru takımına karşı oynayacağız. Onları da 4-2 aldık. İrfan atmış. Mahrezino atmış. İyi gol atıyor ha. Bu şekilde Hindistan'a iyi giriş yaptık. Bengaluru güle güle. Şurayı siliyorum. Şimdi buradan El saldırma ihtimalimiz var yeniden. Artı biri unutmadım. Bengaluru'dan gelecek olan biz güneye saldırıyoruz. Hafif kuzey atıydı. Kerala Blasters geldi ve Kerala Blasters'a 3-2 blast oluyoruz. Yeniliyoruz. Ayıp lan. Herifler bizi Hindistan'dan sildi. Şimdi kimi silecekler onu merak ediyorum. Kötü oldu bu. Burayı verdim. Çini de versem %25 etmiş gibi oluyor. Hadi biraz da adam ada vereyim. Şuraları vereyim kolay yerleri. Adamlar filleriyle bizi mahvettiler yalan. Ve daha da önemlisi takımımızdan silinecek oyuncu o kırmızı kart demişti. Mufi 74 overall. Güle güle. Ha bu arada az önceki artı birimizi kullanmamıştık. Onu da Mert Müldür'e veriyorum. Kendisinde de ilk 11'e Mufi'nin yerine yerleştirdim. Şimdi bu da demek oluyor ki biz yeniden Yeni Zelanda'ya döndük. Şimdi buradan da saldırı yönümüz Batı olsa <laughs> iyi oldu, güzel oldu. Avustralya'yı temizlemek iyi olur burada. Newcastle United'a karşı oynayacağız. Çakma Newcastle. Jets. Ve onları da 1-0 yeniyoruz yalnızca. Biz güçlendikçe daha zor kazanıyoruz sanki. Neyse kendilerine güle güle diyoruz. Ve yeniden Avustralya'ya Geçiyoruz. Avustralya'da son kalan takım Central Coast Mariners. Bakalım okumuz onları mı gösteriyor, güney mi? Hayır, değil. Ama okumuzun gösterdiği yönde de intikam almamız gereken birileri var. Filliler, Kerala Blasters. Az önce bustumuzu kullanmadan saldırmıştık ve kaybetmiştik. O yüzden bu kez Mert Müldür'e veriyorum artı biri. Üst üste bizi iki kez yenen olmadı henüz. Bakalım. Bu kez... Lan yine 3-2 kaybediyoruz bak! <laughs> Ben hissediyorum arkadaşlar, hissediyorum. Vay be, Hindistan takımına üst üste ikinci kez kaybettik. %25 vermemiz lazım. Ha, bu arada zaten şu topraklar bizim olmadığı için orayı saymayın. Biz sadece Avustralya'da varız, bir de Avrupa'da varız. O yüzden Avustralya'dan da şu kadar verirsek ve bu adaları da verirsek %25 eder gibime geliyor. Hindistan takımı bayağı büyüdü. Ve şimdi ilk 11'imizden kimi sol stoper Ciku'muzu siliyorlar. Güle güle Ciku. Biz yeniden Avustralya'dayız bakalım. Buradan son takıma mı saldırıyoruz? Sanki öyle görünüyor arkadaşlar. Buradan Central Coast Mariners'a saldıracağız. Usain Bolt'un takımını 4-1 yeniyoruz. Sonunda gol atmışız rahat rahat. Ronaldo hat-trick. İşte gol atan adamın adına bakın. <laughs> Nerede acaba? Vanuatu'luymuş. <laughs> Bayağı fiziksel. Huzlu da ha. Aslında düşük bütçeli bir takıma kariyer var yapıyorsanız denenebilir. Şut gücü 85. Of bir sürü oyun tarzı var. Havalı ve güçlü. <laughs> Böylelikle son Avustralya takımını da silmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Avustralya'nın tamamını ele geçiremedik henüz. Yani çünkü Kerala var. Bu arada baba hat-trick yapmıştı unutmadım. Artı bir veriyorum ona. Buradan şimdi kuzeyli, batılı bir şeyler lazım bize. Kuzey çıktı ama orada kimse yok. Kuzey veya batı çıkana kadar sonunda Kuzey geldi. Kerala Blasters'ı sonunda biz 3-2 yeniyoruz. Karasko atmış. Vibe'in kim lan? Neyse diğer goller de Ronaldo ve Bonucci'den gelmiş. Kerala Blasters'ı sonunda haritadan siliyoruz arkadaşlar. Ve yeniden Hindistan'a götüreceğim ben takımımızı. Topraklarımızı da unutmadım. Sararttım iyice. Yeniden geldik Hindistan'a. Artı biri Mert'e veriyorum Kerala'dan kimseyi almadığımız için. Ve şimdi imparatorluğumuzun 77. seferi Kuzey Batı. Orada Goa var. Ve Goa'yı yeniyoruz. Hindistan takımlarına karşı da hep 3-2. Kendilerine de güle güle diyelim. Topraklarını ele geçirelim. Artı birimiz var biliyorum ama yine çeviriyorum seri olarak. Güney diyor. O yönde de Chennai'in FC var. Chennai'ne 2-0 yeniliyoruz. Adamlar yarım yıldız ya. Fark ettiyseniz artı bir kullanmadan ikinci bir Hindistan takımına ikinci kez yenildik. Abi topraklarımızın %50'si gidiyor. Ben kendimizi yine Avustralya'ya atacağım şöyle. Chennai'in Hindistan'ı alıyor. Çin'i de alıyor. Adaların rengini değiştirmeyeyim de oraları da sayıyorum. 50'si Avrupa'da var gerçi. Avustralya'dan biraz versem fark etmeyecek. O yüzden böyle sayalım arkadaşlar. Hadi iyilik olsun onlara bir de Sri Lanka'yı verelim. Ama geldik en tehlikeli yere. Karıştırıyorum ve basıyorum. Hangi oyuncumuz siliniyor? Aman! Sol kanat. Orada Yanık Karasko var. Kendisine güle güle diyoruz. Ben yerine Tadiçi koyacağım. Kaku'yu da merkez ofans forta sahaya alıyorum. Şimdi saldırı yönümüz kuzeybatı. Saldırmadan Goa'dan gelen artı bir Mert'e veriyorum. Az önce yarım yıldızlarda şimdi bir yıldız oldular. Ve Chennai'ni bu kez 3-0 geçiyoruz. Ronaldo bir de penaltı kaçırmış. Bayağı o da kaçırıyor ha. Ama Chennai'ni rahatlıkla siliyoruz. Renk değişikliği de çok fazla değildi. Biz yine de rengimizi değiştirelim. Sri Lanka da bizim ha. Bu arada gol yemediği için kalecimiz Ochoa'yı ödüllendiriyoruz. Ve şimdi Hindistan'ın güneyinden hangi yöne? Oo, batıya. Zoom'umuzu geri çektiğimizde orada görüyoruz arkadaşlar, rakip Elit İttihad. Bakın garanti olsun diye sizin için çizgiyi de çektim. Elit İttihad. Fred onlardaydı. Simüle ediyoruz ve kaybediyoruz. 1-0. Fred yedek kalmış, başlamamış bile. İkinci kez Elit İttihad'a tek farkla kaybettik. Çeyrek diyoruz ve Elit İttihad'a o zaman Hindistan'ı, Sri Lanka'yı ve Çini verirsek galiba yeter. Buralarda da işte kafanıza göre %25 hesaplayın arkadaşlar. Renkler sonuçta aynı. Şimdi silinecek oyuncu. Yine sol kanat. Lan Tadic gitti ya. Yine sol kanat dedim sevindim bir an için ama Tadic'i oraya koyduk az önce. Tüh güle güle kaptan. Güle güle. Adamların yeni kadroya gelin be. Umarım sonumuzu getirmezler. Saldırımızın bir sonraki yönü. Kuzey batı geldi ama el ittihad mı bilmiyorum. Şimdi çizgi çizince ta Kuzey Amerika'ya gönderiyor. O yüzden arkadaşlar ne demiştik? En yakın hangi takım var? Şu İspanyol takımları var. Uzak doğudan kurtuluyoruz. Şöyle gemimizle geliyoruz. Las Palmas'ın limanına yanaşıyoruz. Kendileri 3,5 yıldızlı bir takım. Bu arada tad için yerine Ryan Kent almış. Kurtulamadık heriften. Maçı simüle ediyorum. 5-2 alıyoruz. Ronaldo yine penaltı kaçırmış. Ceko 2 gol, Kaku gol atmış. Şimdi Las Palmas'ta 80'lik bir kaleci var ama 5 gol yedi. Ayıp hani. Alınmaz. Herif bize 2 gol atmıştı Sandro. 75'lik Santrifor. Onu alacağım belki ihtiyacımız olur. Limanına yanaşmıştık. Las Palmas'ı siliyoruz. Aa bu arada arkadaşlar Kanarya evini buldu. Kanarya adalarındayız. Yeni dank etti. Şimdi bakalım buradan diğer adaya saldıracak mıyız? Ha, sanki. Bu arada arkadaşlar Avustralya'dan buraya gelene kadar Afrika ülkelerini de ele geçirdik. Yani toprağımız büyümüş oldu en azından. Bizim yeni istikamet Güney Amerika'da bir yer. vallahi çizgiyi de çok iyi çizdim. Rakibimiz Monagas Sport Club. Venezuela takımıymış. Şimdi bu tarz takımlarla turnuva modu yapamıyoruz ne yazık ki. O yüzden Santra'da Conmebol Libertadores gösteri maçı seçmemiz gerekiyor. Bu takımları yalnızca burada bulabiliyoruz. Adamlar Libertadores takımı bir yıldızlı. Burada şimdi mecburen bu takımların simülasyonunu izlemek zorundayım. Ama sizin için bir saniye geçecek. Direkt 90. dakikaya atlıyoruz. Ve 90 artı 4'te İrfan Can 4-0 yapıyor. Ronaldo'nun da bir golü vardı. Monagas'ı rahat 4-0 geçiyoruz. Okyanusu da atladık geldik. Ta Venezuela'ya Monagas'ı siliyoruz. Etrafımızdaki 2-3 yeri de alıyoruz. Karayip'teki şu 100 tane adayı da siliyorum ki hani boyamayalım. Boyamakla uğraşmayalım boşu boşuna. Şunları da silelim. Elimiz değmişken şunları da silelim gitsin. Defans performans ötürü Mert Müldür'ü 77'ye yükseltiyorum. Bu arada bu kommebol takımlarından oyuncu transfer edemiyoruz. Normal takımlarmış gibi görünmüyorlar. Sanki böyle saklanmışlar gibi oyunda ama yapacak bir şey yok. Şimdi buradan istikametimiz acaba geri Avrupa mı? Hayır. Çizgiyi çizince şu aradan DP'ye çarptı. Deportivo Pereira. 3 yıldızlı bir takımlar. Bunlar daha iyiler. Ve bu maçı da Cristiano Ronaldo'nun 90 artı 2'de gelen bu kafa golüyle kazanmayı başardık. Kolombiya ekibi bizi oldukça zorladı. Ç Şimdi aradaki tüm bölgeleri alıyoruz. Kolombiya'ya da girişimizi bu şekilde yaptık. Deportivo Pereira'yı da haritadan siliyoruz. Sınırları da sildim. Logomuzu yerleştirdim Kolombiya'ya. Kafa golünden ötürü de artı bir Ronaldo'ya veriyorum. 92'ye yükseliyor. Şimdi Fenerbahçe İmparatorluğu'nun istikameti buradan. Yani o yönde birkaç takım var. Peru takımları galiba bunlar. Hani en yakın takım şu Delfin. Çizgiyi şöyle düşünelim. Dümdüz çizeceğiz. Aradaki toprakları da o şekilde alırız. Yalnız öncelikle Delfin'i yenmemiz gerekiyor ve maçı 1-0 Kaku'nun golüyle alıyoruz. Ve Yunusbalı Spor Kulübünü de haritadan böylelikle silebiliyoruz. Topraklarını alıyoruz. Aradaki boş yerleri de ele geçirip Peru'ya yerleştik. Bu arada hemen düzeltiyorum. Ekvador'daymışız. Çünkü Peru daha da güneyde. O şu Emelek de yanılmıyorsam Valencia'nın çıkış kulübü. Ener Valencia. Delfin'den kaptığımız artı biri de bu arada bekaya veriyorum. 80 oluyor. Buradan da imparatorluğumuz yeniden kuzeye gidiyor. Kuzey doğu. Geri geldiğimiz yöne gidiyoruz. Kolombiya'nın Aguilas Doradas takımına karşı oynayacağız. Ronaldo hat-trick yaptı. Aguilas Doradas'ta 4-1 yeniyoruz. Logomuzu alıyoruz. Yeniden Kolombiya'ya çıkıyoruz. Arada şu boşluğu da alalım. Aguilas Doradas'a da elveda diyelim. Şimdi buradan istikamet hala Kolombiya gibi. Atletico Nacional'e değiyor bu. Bu arada Atletico Nacional bu yeşil takım. Yanılmıyorsam Kolombiya'nın en başarılı takımı. Bu arada Ronaldo hat-trick yaptığı için artı bir hak etti. 93 oluyor. Arkadaşlar yolunu buldum. Bu Güney Amerika takımlarını turnuva moduna ekleyebildim. Artık direkt simüle edeceğiz. İzlememize gerek kalmadı. 2-1 yeniyoruz Atletico Nacional'i. Yani sizin için bir değişiklik olmuyor da ben burada yoksa 6 dakikamı maç izlemekle harcıyordum. Videonun çekim süresi buraya geldiğimizde çok yükseliyordu. Neyse çözebildik. Şaperenko'ya da artı birimizi veriyoruz uzun zamandır bizle. Ve imparatorluğumuzun bir sonraki atak yönü Güneydoğu. Buradan Kolombiya takımlarına değmiyoruz sanki. Hedefimizde Amazon ormanları var arkadaşlar. Buradan Fortaleza'ya çarpıyoruz. Fortaleza 3.5 yıldızlı bir takım. Ve penaltılarda kaybediyoruz kendilerine. Bu arada şu aldığımız Sandro işe yaramış. 92'de gol atmış ama adamlar penaltılara taşımışlar. Şimdi böylelikle Fortaleza bütün bu toprakları ele geçiriyor. %25 vermemiz gerekiyor. Yani Kolombiya gitti. Afrika'dayız, Avustralya'dayız bir de Avrupa'dayız. Yani Afrika'nın da şu kadarını versek galiba Fortaleza'ya yeter. Bu arada Güney Amerika'da çevirdikleri boş toprakları da şöyle veriyorum onlara. Yalnız bir sonraki maçımız öncesi merkez ofansif ortası güzel oldu bu. Çünkü orada en düşük overallda oyuncularımızdan bir tanesi vardı. Kaku. Ona elveda diyoruz. Kaku'nun yerine Shaparenko geçecek. İsmail Yüksek de MDO'ya geçiyor. E şimdi Kanarya Adaları'ndan saldırı yönümüz Kuzey Batı gibi. Ama o yönde sadece Grön land var. O yüzden buradaki Tenerife'ye saldıracağız. Çok uzak değiller kuzey batıya. Ve Tenerife'ye de yeniliyoruz. 2-1. Bu çok kötü oldu şimdi. Tenerife bizi Kanarya Adaları'ndan siliyor ve en yakın Kuzey Afrika'daki topraklarımızı da alıyor. Ve şu bölgeyi de eklesek %25 eder gibime geldi. Biz Kanarya Adaları'na Avustralya'dan gitmiştik, Afrika'yı geçmiştik. O yüzden Afrika'da kalacağım. Hani yavaş yavaş Avustralya'ya geri çekiliyormuşuz gibi düşünmemiz gerekiyor. Bu arada şurada boş topraklar var. Bunları da zaten çevirmişiz onları da temizleyelim. Bir de daha da önemlisi Tenerife bizden kim işleyecek şimdi? Evet sol kanat siliyorlar. Bu da müthiş bir haber. Ryan Kent'e elveda diyoruz. Ryan timsahını da unutma ha. Şimdi onun yerine orada Emre Mor'u oynatacağız. Ve Doğu Afrika'dan da saldırı yönümüz Güneybatı. Bu da demek oluyor ki yine Tenerife ile oynuyoruz ve 4-2 yeniyoruz onları bu kez. Jacko hat-trick yapmış. Ryan Kent de yedek kalmış. Tenerife'den yeniden topraklarımızı alıyoruz. Kanarya adalarımızı unutmayalım. Oralar bizim için kutsal. Logomuzu da getirdim. Jacko'ya da artı biri verdim hat-trick'inden dolayı. Şimdi buradan saldırı saldırı kuzey doğu logomuzun kuzey doğusunda çizgimizi çizdiğimizde Cagliari'yi buluyoruz. Gemilerimiz Sardinya Adası Limanı'nda. Cagliari kötü takım değil. Ve onlara da penaltılarda yenildik. 85'te yemişiz penaltılara gitmiş. Son 4 maçımızın 3'ünü kaybettik. Kalyari'ye şurayı vereceğim. Kutsal topraklarımızı aldılar Kanarya Adalarını. Yani az önce Tenerife'ye ait olan yerleri onlara verdim şimdi. Daha da önemlisi şimdi hangi oyuncumuzu kaybediyoruz? Kısa beke geç. Yes güzel oldu. Mert Müldür'ü kaybediyoruz. O kaybetseydik kaybetseydi ki iyi olmazdı. Yalnız Mert'in yerine Osterwold'e var. Ferdi'yi sağ beke alalım. Osterwold'e sol bek oynasın. Son 4 maçımızın 3'ünü kaybettik ve şimdi saldıracağımız takım yine Cagliari. Çok tehlikeli. Ve 3-1 alıyoruz bu kez. Bir de 10 kişi kalmışız. Emre Mor kırmızı kart görmüş. Ama böylelikle Cagliari'yi siliyoruz. Yeniden topraklarımızı ele geçiriyoruz. Sardinya adasını da alıyoruz. Logomuzu da oraya yerleştiriyoruz. Yeniden Avrupa'dayız arkadaşlar. Yani çok tehlikeli bir bir bölge. Batımızda Barcelona ihtimali var. Doğumuzda Napoli var. Kuzey doğumuzda Lazio, Roma. Ama öncesinde Kalyer'den takımımıza nandezi katıyoruz. Sabek oynayabiliyor. Ve şimdi çok kritik bir ok. Evet güneyi gösterdi direkt. Ok sanki bize acıdı. Fortaleza var güneyde başka takım yok. Kendilerine de zaten ucundan belki sınırdan değiyor. Ve Fortaleza yine bizi yeniyor. İki farklı kaku atmış. Aa. Herifler topraklarımızın %50'sini bu şekilde ele geçiriyorlar. Yani bu da demek oluyor şurayı, şurayı. Avrupa'da da varız. Yani bu adayı vereceğiz zaten. Şurayı da verelim. Adaları verelim. Şu kısım etti mi acaba %50. Avustralya'da da varız. Sanırım adaların yarısını elittiği da almıştı. Aynen zaten Fortaleza buraları da alacak şimdi etrafını çevirdiler Sahara çölünde Brezilya sambası biz de yeniden kendimizi şimdi Avustralya'da buluyoruz ama oku çevirmeden önce hangi oyuncumuz gidiyor? İsmail Yüksek gitti. MDO. O da yerini Zaytis'a bırakacak. Bu arada bizi iki seferdir yenen Fortaleza'nın kadrosu da bu. Şimdi Avustralya'dan saldıracağımız bir sonraki takım El da oluyor. Bizden Fred ve Tadic'i silmişlerdi. Onlara iki kez yenildik şu ana kadar. Ve bu kez alıyoruz 3-0 rahat. Yes. Ronaldo Mahrez. Ronaldo penaltı da kaçırmış. Bak Fred'e bak. Adam kaptanmış. 4.8'de takımının en kötüsü. Tadic de 5.5 ile oynamış. Şimdi biliyorsunuz orta sahamız zayıf. Fred ve Tadic'i alamıyoruz alamıyoruz. Benzema'yı alsak mantıksız olur diyorum. O yüzden Engolo Kante'yi alıyoruz. 86'lık MDO. Orta sahamız çok zayıflamıştı. Engolo Kante ilaç gibi geldi. Ve daha da önemlisi Elit Dihad'ı siliyoruz sonunda. Güney Asya, Hindistan, Suudi Arabistan yeniden bizim oluyor. Elit bizi bu noktada en son yenmişti. O yüzden buradan devam ediyoruz. Arkadaşlar çizgimizi çizdim. Tam ortasındayız. East Bengal'a kıl payı değiyor. Ama en çok bu takımlardan korkuyorum. Yarım yıldızlılar. Ve işte bakın penaltılara gitme Penaltılarda almışız. Bu arada penaltılarda da o çoğa coşmuş galiba. Yememiş. Ben de o yüzden kendisini 87'ye yükseltiyorum. East Bengal'da siliyoruz. Buradan da imparatorluğumuzun saldırı yönü güney. O yönde Hint okyanusu olduğu için de... Odisha'ya saldıracağız çünkü en yakın takım Odisha. Odisha'yı da 3-1 yeniyoruz. Hindistan fethimiz devam ediyor. Sildik Odisha'yı da. Bu arada Güney Hindistan'daki topraklarımızı da birleştiriyoruz bu şekilde. Hemen batımızdaki camşetpur'a saldırıyoruz. Az önce Odisha'dan gelen artı biri Emre Mora kullanıyorum. Bu yarım yıldızlı takıma kaybediyoruz. Al işte. Boşu boşuna oyuncu kaybedeceğiz şimdi. Jamshedpur'a direkt Güneybatı Asya'yı vereceğim. %25 diyeceğim buralara. Ve şimdi silinecek oyuncu Jamshedpur bizden sol bekimizi sildi. Lan bir an için sevinmiştim de Ferdi'yi yeniden sol bek yapmıştık. Aha Ferdi gerçek yüzü olmasa da oyunda bak kendine daha çok benziyor bu yüz. Ferdi lan. Güle güle kral. Hindistan'da nasıl oyuncu kaybettik arkadaş ya. Ferdi'nin yerine Luan Perez'imiz vardı sol bek oynayabilen. Onu oynatacağım ve yeniden Avustralya'dayız. Kuzey'i göster intikam alalım. Aynen. Bu Ferdi için 4-0. 10 kişi kalmışız bir de. Ama biz bunlara 4 atarken Ferdi'yi katlettiler. Artı bir Osterwolde'ye veriyorum burada. Onu buslamaya başlayıp onu sol bekle oynatacağım. Şimdi kaybettiğimiz topraklarımızı yeniden alıyoruz. Camşet da siliyoruz. Onların mevkii burasıydı buradan saldırı yönümüz şimdi güney. Haydarabat sayalım bunu ve bu arkadaşları da 3-2 yeniyoruz. Mahrez 2 gol atmıştı. Haydarabat sorun çıkarmadı. Ben yine Osterwold'ayı busluyorum ama 72 oldu ve buradan da saldırı yönümüz Kuzey Doğu. Yani kıtada Çin takımları olmasaydı Mumbai diye saldıralım diyecektim ama. Buradan çizgimizi çizdiğimizde saldıracağımız takım Çançun Yatay arkadaşlar. İmdat Uçar kariyerimi hatırlarsanız Çançun Yatay. İki yıldızlı bir takımlar. Ve 3-1 yeniyoruz onları. Bir Ronaldo Baba klasiği penaltı kaçmış yine. almaya değer oyuncuları olmadığı için Osterbolde'den devam. Burada Cengiz Han modumuzu açtık. Çin'i fethetmeye devam ediyoruz. Şu arada 3-5 yer var. Oraları da hemen alalım. Buraya iyi geldik. Şimdi buradan hangi yöne? in Kuzey ama Doğu. Yalnız oyunda takım yok ama. Şöyle bir şey aklıma geldi. Biz neden bir sonraki boş alana ilerlemiyoruz? Savunması toprakları böyle otomatik elde etmiş oluruz. Bu ilerlediğimiz boşluğa da logomuzu koyarız. Hani ordumuz ilerliyor gibi. Şu an kesin video izleyen 10 kişiden biri sabahtan beri bunu diyordu aklında. Kusura bakmıyorsunuz. Bir daha okumuzu çevirdiğimizde bu kez Kuzey. Abi tam Kuzeyimizde Rusya. Kocaman. Tek hamleyle fethettik. Ne yapalım? Ortasına getireceğim artık topraklarını. Şimdi buradan imparatorluğu umuzun saldırı yönü batı. Bak böyle yapmak çok daha mantıklı oldu. Daha eğlenceli sanki böyle fete çıktık. Hani Asya'dan sıkıldık gidiyoruz yeniden Norveç'e. Hedefimizde Bodo Glimp var. Ve Norveç'e şanla dönüyoruz. 3-1 Bodo Glimt'i deviriyoruz. Norveç'in en iyi takımı. Bu arada o kadar zaman geçmiş ki Bodo Glimp'te daha önceden yenilmiştik. O sayı Samuel'i oraya kaptırmışız. O sayı gitti. O bu arada şurada kocaman bir sınırımız var. Bunu silebiliriz. Çok iyi oldu bu. Bodo'yu da siliyoruz. Yeniden Norveç ve Finlandiya'yı ele geçiriyoruz. İsveç de buraya dahil. Buradaki artı biri yine Osterwolde'ye kullanıyorum. Bu arada az önceki Bodo Glimt maçımız 100. maçımızmış. Buradan kuzeyde kimse yok. Bir daha çevireceğim o yüzden. Güneyli bir şey geldi mi? Geldi. Daha doğrusu güneybatı. Orada da Göteborg var. Onlar da biz önceden yenmişlerdi. Ve Göteborg'u alıyoruz 3-2. Onlara Şimanski'yi kaybetmiştik. Şimanski bizi atmamış. Ama tabii onu geri alamayacağız ne yazık ki. Yalnızca İsveç'teki ve Norveç'teki topraklarımızı yeniden alıyoruz. Osterwolde'yi 75'e çıkartıyoruz. Ve buradan bir sonraki saldırı yönümüz yine kuzey çıktı. Yani buna Rosenborg diyebiliriz. Ve Rosenborg'u yalnızca 1-0 yeniyoruz. Böylelikle Norveç'in kuzeyi tamamen bize ait oluyor. Logomuzu oraya kaydıracağım. Artı bir bu sefer Emre Mor'a vereceğim. Ve buradan bir sonraki atak yönümüz Güneydoğu. Güneydoğu'yu tamamen takip edersek kendimize gidip çarpıyoruz. O yüzden Sirius diyelim. Ve Sirius'u da rahat 3-0 geçiyoruz. haritadan da siliyoruz. Yeniden geldik Stockholm'a dayandık. Bustun Andes'e vereyim dedim. 75 miydi 76 mıydı hatırlamıyorum. Defans ve özelliklerini artırdım biraz. O yüzden yükselttim yani. Ve buradan da saldırı yönümüz güzel. Güzel diyorum çünkü takım olan bir yer göründü. AIK diyeceğiz buna. AIK'da 3-0 geçiyoruz. İsveç'te sanki sürekli bu üçlü gol atıyor. Ceko, Ronaldo, Mahrez. AIK'da haritadan siliyoruz böylelikle. Şimdi burada Hansa Rostock'a hafiften komşu olduk. Livakovic oradaydı. AIK'dan da oyuncu almadık. Şaparenko'ya artı bir veriyorum. Ve buradan saldırı yönümüz güney. Hafif bir de batısı olduğu için Duyur çarpıyor. Ve Duyur Gardensi de 2-0 alıyoruz. Yine o üçlü sahnede. Ceko atmış, Mahrez atmış, Ronaldo penaltı kaçırmış. Çok acayip. Duyur Garden'si de sildik. Artı birimizi Osterwolde'ye verdik. Ve bir sonraki saldırı yönümüz Doğu olarak çıktı. O yönde Doğu'da hiç kimse yok arkadaşlar. Yani bu okun en yakınından <laughs> geçtiğimiz takım Hamarbi. Alınacak toprak olmadığı için bunu da simüle ediyorum. Ve Hamarbi'yi de 4-2 alıyoruz. Ronaldo, Ceko iki tane. Emre Emre Mor atmış. O yüzden artı bir Emre Mor'a veriyorum. Galiba Stockholm'daki son takım Hamarbi. Onları da siliyoruz. Ve şimdi bu noktadan güneye mi gidiyoruz? Hayır. Ama Kuzey'de takım olmamasına rağmen en azından şu adalar var. Kimin adaları bilmiyorum. Eğer bu adalar Rusya'nındaysa boşu boşuna takım buraya taşımış olduk ama şimdi buradan çevirelim okumuzu ve Güney çıktı. Buradan bir Kanarya bakışı attık haritaya. Sanki istikamet Birleşik Krallık. Aynen ta kendisi. Acaba kime çarpıyoruz? Ve çizgimiz İskoçya'da Harts'ı gösteriyor. Hartz 3 yıldızlı bir takım ve kaybediyoruz. 8 şut, 7 fırsat, 1 gol sadece ya. Ulan arkadaşlar. Asya'dan. Şimdi %25'i geldi hesapla. Yani Asya neredeyse tamamen elimizde. Avustralya zaten bizde. Çeyrek olarak şuradan bir çizgi çizsek galiba yeter. Harsa Avrupa'yı şu kuzeydeki adaları verelim. Adamların logoyu da yapıştıralım. Biz kendimizi bu şekilde Rusya'ya geri çekilmiş buluyoruz. Ama bir de daha da kötüsü bir oyuncu kaybedeceğiz. Kimi kaybediyoruz? Sağ stoperimizi kaybediyoruz. Güle güle Bonucci. Güle güle kuzen. Şimdi Rusya'dan istikamet Güney Batı. Pardon Güneydoğu Doğu. Yani Moğolistan'ı ele geçirmiş oluyoruz. Ve logomuzu da bu toprakların ortasına getirdiğimizde... Şimdi buradan istikamet... Güneydoğu. Biz yeniden Çin takımlarına karşı toparlanmamız gerekiyor ama ne olacağı da belli olmuyor. Rakip Shandong Taishan. Stoper ikilimiz artık Luan Perez ve Bekao. Ve Shandong tayşanı iki farkla kaybediyoruz. Aa. Şimdi toprak varlığımız meydanda. Suudi Arabistan %20 eder gibi. Biz Shandong'a kuzey batıdan geldiğimiz için Shandong bizi şöyle geri savursa. Asya'daki topraklarımızın şu kadarı bize kalsa. Shandong'a da şu kadarını versek. Sanki %50'si ediyor gibi. Şimdi bundan daha da kötüsü kaybedeceğiz bir oyuncu. Sol stoper gelir umarım diyeceğim ama o kadar boostladığımız Osterwoldemiz puf gidiyor havaya uçuyor. Luan Perez'i sol beke çekip Serdar Aziz'i stoper oynatacağız. Şimdi Doğu Anadolu Siberya'dan nereye saldırıyoruz? Aha! Hearts'a. Ve Hearts'ı bu kez yeniyoruz. 3-1. Ceko. Adamlar penaltı kaçırmışlar başta. Bonucci 5.1. Aferin Bonucci. Ve böylelikle arkadaşlar istikamet İskoçya. Hartı siliyoruz. Tüm topraklarımızı geri alıyoruz. Hearts'ı İskoçya'dan da siliyoruz. Buraya da gelip yerleşiyoruz böylelikle. Galatasaray için Birleşik Krallık'ta işler iyi gitmemişti. Bu arada ben Hart'tan Craig Halket'i alacağım. Stoper yok yedek çünkü. Şimdi bir sonraki saldırı yönümüzü belirleyebiliriz. Evet kuzey çıktı. Logomuzun tam ortasından kuzeyde Dundee'ye çarpıyoruz. Dundee tek yıldızlı bir takım. Ama en çok bu takımlardan korkuyorum. Haydi bakalım Dundee'yi yeniyoruz 2-1. Kendilerine de gülüyoruz. Güle güle diyoruz. Logomuzu da kuzeye taşıyoruz. Emre Morgol atmıştı o yüzden artı bir ona veriyorum. 78 oluyor. Ve bakalım Fenerbahçe İmparatorluğu burada büyüyebilecek mi? Güney Batı. Orada da Saint Johnston var. Ve Saint Johnston'ı da 3-1 geçiyoruz. Buradan gelen artı bir de BK'ya verdim. 81'e yükselttim. Ve bir sonraki istikametimiz Kuzey Batı. Birleşik Krallığı Kuzey'den ele geçirmeye çalışıyoruz. Ross County. Ve penaltılarda... <laughs> Rose County'ye kaybediyoruz. Lincoln Herrike yine gol atmış bu arada. Aha, çok oyuncu kaybettik bu arada. Yani o kötü oluyor toprak kaybetmektense. Çünkü 4 fark yemediğimiz sürece bitmiyor biliyorsunuz. Şimdi toprağımızın çeyreği olarak Rose County'ye şöyle bir şey vereceğim. Biz yine Sibirya'yı dışlandık. Ek olarak hangi oyuncumuz gidiyor? Aha. Sol Santrifor. Elveda kaptan. Elveda. Edin Ceko Sol Santrifor'umuzdu. Kendisine güle güle diyoruz. Ceko'nun yerine Batshuayi oynayacak. Ve biz de Siberya'dan saldırı yönümüzü kuzey olarak belirliyoruz. Aha. Ben oku çevirirken haritası solumda görünüyor. O yüzden sürekli oraya bakıyorum. İyi ki yani az önce şu adayı Ross County'ye vermişim. Şimdi Edin Ceko'lu bir Ross County'ye yenemiyoruz. Ceko bir de penaltı kaçırmış. 1-0 kazanıyorlar. Ceko 7.2 ile oynamış ama baba bilerek atmamış. Abi Ross County bizden bir oyuncu daha silecek. %25 vermemiz gerekiyor. Şimdi Siberya'nın tamamı %25'ten biraz fazla ediyor sanki gözümde. O yüzden kendimize şöyle bir kesim ayırıyorum. Adamlar az önce Jackov'u sildiler. Şimdi de bakalım kimi siliyorlar. Ooo güle güle Engolo Kante. Şimdi acaba bir kez daha Rose County'ye karşı oynayacak mıyız? Oynayacağız. MDO'da artık Crespo oynayacak Kante'nin yerine. Ve burada Rose County'yi yensek bile bayağı güç kaybettik onlar sayesinde. 2-1 alıyoruz. Ceko bizi atmış ama Fatşuay ve Shaparenko'nun golleri sonunda Rose County'nin sonunu getirdi arkadaşlar. Burada onlara kaybettiğimiz tüm toprakları geri alıyoruz. İskoçya'dan da onların topraklarını alıyoruz. Ve yeniden Birleşik Krallığa tehlikeli bir şekilde yer. Çünkü yedeklerle birlikte kadromuzun hali bu. Ronaldo, Mahrez, Bekao ve Ochoa. Onlar sadece yüksek overallı oyuncular. Diğer oyuncularımız 80 overallın altındalar. Ross County galibiyetinden gelen artı bir Batshuayi'ye veriyorum. Ve şimdi Birleşik Krallık'ta saldırı yönümüz Doğu. Aberdeen Ross County'den daha iyi bir takım. Yani en azından kağıt üzerinde öyle. Onları yeniyoruz 2-1. Onlardan bu çocuğu transfer edeceğim. 72'lik Clarkson. Yoksa sırada Mert Hakan falan var yani. <laughs> <laughs> Aberdeen'in toprağını da alıyoruz. Kendilerini siliyoruz. Ve şimdi İskoçya'nın kuzey doğusundan saldırı yönümüz doğu. Güney'e gitmek mantıklı olmaz gibime geliyordu zaten. İyi oldu bu. Çizgimizi çizdiğimizde rakibimiz Göteborg. Onları silmiştik gerçi. Aa, o zaman burada çizgi devam ettikçe Elfsborg'a değecek. İsveç'te unuttuğumuz toprağımız varmış arkadaşlar. Şurası bizim. Ve Elfsborg'u uzatmalarda alıyoruz 2-1. Kendilerine güle güle dedik. O toprakları da ele geçirdik. Buradan biraz artı birleme avantajımız olacak gibime geliyor ama ne olacağı belli olmaz. Yedek bir bekimiz olmadığı için bu Larsson'u alacağım 71 overall. Ve şimdi yeni istikamet buradan güney batı. O yönde Warbergs var ve Warbergs'de 3-1 alıyoruz. Batz 2 gol atmış. Adamlar bir yıldız oldukları için biraz tırstım aslında. Artı 1'i yine Batshuayi'ye veriyorum hak etti. Ve şimdi buradan istikamet kuzey doğu. Şu sınırı da silebiliriz. Burası da bizim topraklarımız çünkü. Kuzey doğuda Haken var diyelim. Ucundan da zaten değiyor. Haken'de yanılmıyorsa Tam 75'lik bir orta saha vardı ve Batshuayi ilk 11'e girdiğinden beri Ronaldo gol atamadı sanki. Yoksa bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama Haken'i alıyoruz Ronaldo sonunda gol atıyor. Bats yine atmış. 2 tane 75'lik oyuncuları varmış. Ben bize gol atan Raygard'ı düşünüyordum ama Gustav sonu alacağım. MDO çünkü. Bu da ilk 11'imize bir upgrade olmuş oluyor. Haken'in de topraklarını alıyoruz. Buradan da saldırı yönümüz. Güneydoğu. O yönde de Varnamo var. Ohohoho, aga ve Varnamo'yu %25 olarak şöyle bir şey yaptım. Kuzeydeki adaları da veriyoruz. Adamlar Rusya'da komşumuz oldu ama biz kendimizi yeniden İskoçya'ya göndereceğiz. Yalnız işin kötü yanı İskoçya'ya geri gitmeden bir oyuncu sileceğiz ve o oyuncu sol bekimiz oluyor ve o sol bekte Luan Perez, varlığıyla yokluğu belli olmayan kral güle güle. Şimdi İskoçya'dan saldırı önümüz Güneydoğu. Bu arada şurada bir toprak parçası unutmuşum. Burası da bizim. Arkadaşlar şimdi çok önemli bir maç olabilir. Çizgimi tam ortadan çizdim. Newcastle'la oynamamız gerekiyor. Logolarını biraz düzelttim görüyorsunuz. Newcastle çok sağlam 4.5 yıldızlı bir takım. Bizim ilk 11 bu. Sol bekte Lincoln Hendicke var. Ama hadi Ronaldo, hadi Ronaldo. 2-0. İşte bu. Newcastle'dan alınabilecek çok oyuncu var. Kötü oynamışlar. Öncelikle kendilerine güle güle diyoruz. Şimdi şu boş araziyi de alabiliriz ve Newcastle'ın toprağını alıyoruz ve Newcastle'dan kadromuza da 85 sağ back Kirin Trippie'yi katıyoruz. Bu bizim için bir artı 9'luk upgrade oluyor. Ve şimdi buradan da imparatorluğumuzun istikamet yönü Kuzeybatı. Orada da diğer bir Newcastle takımı olan Sunderland'ı buluyoruz. Sunderland 3 yıldız ve onları da 2-0 yeniyoruz. Sunderland'dan da Jack Clark'ı alacağım. 74'lük sol orta sağ. Çünkü Emre Mor'a sol kanat yedeği yoktu. İrfancan bazen girip oynuyordu. O mahreze yedek olabilir. Oho, bu arada Hull de göründü haritada. Biz Güneybatı'ya saldıracağız. Oku koymaya bile gerek yok. Harrogate Town galiba oyunun en kötü İngiliz takımı. Gerçi bir yıldızları varmış. Ben de en çok bu takımlardan korkuyorum. Harrogate Town'u penaltılarda geçiyoruz. Clark da girip penaltısını atmış. Ronaldo yine penaltı kaçırmış bir arkadaş. Neyse İngiltere'yi iyice oymaya başladık. Harrogate'in toprağını da alıyoruz burada. Gol atmadıysa da iyi oynamıştır diye düşünerekten Batshuayi artı bir veriyorum. Ve şimdi olduğumuz yerden yine güneye gidiyoruz. Bu kez oka ihtiyacımız var. Yanılmıyorsam Bradford City'ye çarpıyoruz ama bir saniye. Aynen onlara daha yakınız Huddersfield'dan. Bu takım da İngiltere'nin 4. liginde ve onları 3-1 geçiyoruz. İyice İngiltere'nin içine girmiş bulunuyoruz bu şekilde. Çok enteresan. Burada çok fazla takım var. Ve Manchester City de bizi eleyebilecek yani tarihe gömebilecek takımlardan bir tanesi de hemen güneybatımızda. Ben burada Batman'ı 80'e tamamlıyorum ve bakalım buradan nereye saldırıyoruz. Batı. Orada da Huddersfield Town var. Huddersfield 2,5 yıldızlı bir takım olmuş ve onları da yeniyoruz 2-1. Nazar değmesin İngiltere'de iyi gidiyoruz şimdilik. Güney batımızda şimdi Manchester City'nin kapısına geldik dayandık. Şimdi saldırmadan Emre Mor'u artı birliyoruz. Az önce gol atmıştı. Ve şu noktada bakalım hangi takıma saldırıyoruz. Ooo batı geldi ama güney değil. O yüzden Blackburn'e saldırıyoruz. Blackburnde 3 yıldız ve onları da 3-1 yeniyoruz. Ronaldo İngiltere'de coştu sanki ha. Her maçta golü var. Blackburn'u da hemen sömürüyoruz. Hep İngilizler mi sömürecek? Şimdi burada bir başka Premier League takımı var. Burnley'i görüyorum. Doğumuzda Leeds United, JJ Okocha'nın oynadığı takım. Bolton burada. Şu an iyi değiller. Blackburn'den oyuncu almıyorum. Gustafson'u busluyorum. Bu çocuğu aldığımızdan beri sanki kaybetmiyoruz. Bir maç kaybettik arada da sanki iyi katkıda bulunuyor. Neyse, buradan çevirdim ve doğu geldiği için direkt Leeds United yani. Leeds United 3.5 yıldızlı. Şimdi bayağıdır kaybetmediğimiz için bu riskli bir maç bence. Manchester City'ye saldırmadan önce hani toparlanmaya çalışıyoruz biraz. Haydi abi. 3-0 penaltılarda geçiyoruz. Çok iyi. İşte riskli olmaya başladı. Trippie ilk golünü atmış bizim için. Leeds United'da da güle güle diyoruz. Acun'la komşu olabilmek için arada bir Middlesbrough kaldı. Leeds United'da da kanalda çok sevilen Ethan Ampadu geliyor. Bu arada Ampadu stoper de oynayabiliyor. O yüzden Serdar Aziz yedeklere geçecek. Şimdi imparatorluğumuzun saldırı istikameti Kuzeybatı. Ok hala bizi City'ye bulaştırmadı. Ok o yönde Fleetwood'u gösteriyor. İngiltere 3. ligdeler ve Fleetwood'ta onu da batşu şu ayının 88. dakika golüyle geçiyoruz. Ampadu da gol atmış ilk maçında. Ronaldo da penaltı kaçırmış. Artı biri kazandırdığı için batsman'a veriyorum. Fleetwood'u da siliyoruz ve onların şehrine yerleşiyoruz. Buradan saldırı istikametimiz. Doğu ama hafif güney. O yönde de Middlesbrough var. Aynen Burnley'e uzak kalıyor. Middlesbrough 3.5 yıldızlı Karabağ Kupası'nda yarı final oynadılar yanlış hatırlamıyorsam. Ya da finaldeler mi? Bizi de yeniyorlar 4-3. Evet bizi İngiltere'den kovan takım Middlesbrough oluyor. İskoçya topraklarımız da veriyoruz kendilerine. Bu bir enteresan oldu şimdi. Hem Middlesbrough'a Doğu Anadolu'dan ve Arabistan'dan vereceğim hem de Siberya'dan vereceğim. Çünkü ikisine de sanki eşit mesafelermiş gibi görünüyordu. Bizim en son logomuz Siberya'da kaldı. Arabistan'a da bir tane yer yerleştirdim. Bir de zaten Avustralya'mız var. Şimdi kaybetmenin en kötü yanı bu çark çevirme olayı. Lütfen Santrfor gelmesin. Gelmedi. MDO geldi yine. İyi oldu bu aslında. Çark atan ve tutanımıza dokunmadı. Ronaldo duruyor. Ochoa duruyor. Gustav sonu siliyoruz. Ve şimdi Siberya'dan istikamet. Güneybatı. İlk defa buradan Güneybatı çıktı. Bu da demek oluyor ki Kazakistan'ı ele geçiriyoruz. Logomuzu da güneye kaydıracağım. Kazakistan'ın ortasına. Hatırlarsanız az önce böyle bir karar almıştık. Boş toprak Bak yine boş toprak geldi. Logomuzun direktibinde yine Kazakistan'ın bir parçası galiba burası bölünmüş. Ya da Özbekistan mı oluyor? Neyse. Biraz daha güneye geliyoruz. Bir daha çevirdiğimizde güneydoğu çıkıyor. O yönde 3'e ayrılmış bir bölge vardı. Oranın hepsini birlikte aldım. Ve şimdi bir sonraki atak yönü kuzeydoğu Shandong Tayshan'a değiyor. Diyeceğiz ki zaten değiyor arkadaşlar. Bu Çin ekibi bizden Osterwolde'yi silmişti. Ve bu kez biz onları siliyoruz haritadan. Güle güle Shandong tayşan Doğu Asya'yı yeniden geçiriyoruz. Emre Mor'un golü vardı. Artı bir ona veriyorum. E şimdi Çin'den istikamet. Güneydoğu. Güneydoğumuzda Nantong Jiyun Futbol Club'a karşı oynayacağız. Ve kendilerine 2-1 elveda diyeceğiz. Güle güle Nantong. Artı bir Ampadu'ya veriyorum. Bir ara gol atmıştı onun için. Ve buradan saldırı yönümüz Çin'de miyiz? Aynen Çin'deyiz. Tianjin'in Jin Man Tiger takımına karşı. Ve bu takımı 2-0 geçiyoruz. Rahat rahat. Çin'de kaldı 5 takım yanılmıyorsam. Tianjin'den gelen artı bir Şaparenko'ya veriyorum. Artık sanki uzun senelerdir bizde oynayan bir oyuncuymuş gibi geliyor bana. Zaten videonun başından beri bizde yanılmıyorsam ilk oynadığımız maç Dinamo Kiev'de Evet. Şimdi acaba buradan Kore'ye mi gidiyoruz yoksa Çin'de mi kalıyoruz? İkisi de değil. Yani bu yöne en yakın takım şu Mumbai City. O halde gidelim onları halledelim. Ve Mumbai City'yi penaltılarda geçiyoruz. En azından bir oyuncu daha kaybetmedik. Hindistan şampiyonu Punjab oluyor. En son onlar kaldılar. Lincoln şu ana kadar bayağı gol attı. Bu maçta da atmıştı. O yüzden artı biri ona veriyorum. Ve şimdi Hindistan'dan istikamet kuzey batı. Ve arkadaşlar rakibimiz Middlesbrough oluyor. Bizden sonu silmişlerdi. Bu kez Middlesbrough Middlesbrough'u rahat geçiyoruz 3-0. Şimdi Middlesbrough'u siliyoruz ama arkadaşlar Suudi Arabistan ve Güneydoğu Anadolu'da kalacağız. İngiltere'ye gitmiyoruz çünkü Middlesbrough'un toprakları 3'e bölünmüştü. Saldırmaya, saldırıya gittiğimiz topraklardan devam edeceğiz. Bir sonraki saldırımızı buradan belirleyeceğiz. Ama Acun abimizle de komşuluğumuzu unutmuyoruz. Ek olarak İran'ı alacağım. Artık şurası Türkmenistan mı? Orayı da alıyorum. Şurayı da alıyoruz. Burada boş olan bütün toprakları alıyoruz. Çünkü iki yönden de hatta üç yönden de her taraf bizim toprağımız. Arada bir Punjab kaldı. Az önce gol yemediği için de artı biri Ochoa'ya veriyorum. 88 oldu. Şimdi acaba Türkiye'yi ye yeniden saldıracak mıyız? Evet Kuzey geldi. Yalnız sanki Trabzon'u es geçiyoruz arkadaşlar. Ama arada boş toprak var. O yüzden buraya yerleşeceğiz şimdilik. Kimseye saldırmıyoruz. Kuzeyimizde Varnamo, batımızda Trabzon. Bir daha çeviriyorum. Trabzonspor mu Varnamo mu? Şimdi güney geldi geldiğimiz yere iniyoruz. Bu topraklar tamamıyla bize ait olduğu için Fortaleza'dan intikam alma zamanı geldi. Onlar bizden Kaku ve İsmail Yüksek'i silmişlerdi ve bu kez yeniyoruz. Ronaldo'nun 2 golüyle 2-1 alıyoruz. Kaku 4.9, İsmail 5.0 kötü oynamışlar. Bizden bir sürü toprak almışlardı ama kendilerini haritadan sildik sonunda. Kuzey Afrika, Güney Amerika topraklarımızı geri alıyoruz. Aynı anda Balkanları da almışlar. Bu arada arkadaşlar şu Abha Club onları da silmiştik. Buralarda bizim topraklarımızmış. Unutmuşuz. Şurada Fortaleza da var. Onları da sildik. Şimdi ben logoyu Fortalezanın logosunun yerine koyacağım. Kuzey Afrika'nın tam ortasındaydı. 2 gol atıp kazandırdığı için babayı 94'e busluyoruz. Galiba en yüksek reytingi 94'tü. Şimdi Kuzey geldi. Hafifte doğusu var. İstikamet Lecce ve Lecce'yi 4-1 geçiyoruz. Kendilerine de güle güle diyoruz. Yeniden İtalya'dayız. Lecce'den de 76'lık stoper Pongračić'i alacağım. Bu da bizim için çok iyi olacak. Çünkü Ampadu'yu MRO çekip Pongračić stoperde oynatacağım. Krespo'da Crespo'da yedeklere geçiyor. Şimdi saldırıya devam edebiliriz. Bakalım hangi yön geliyor? Aha! Şu ana kadar karşımıza gelen en sağlam takım galiba. Napoli. Ratinge bakarsak Newcastle'dan biraz daha iyiler. Oradan alabileceğimiz bir kıvara dona var. Sol kanat için çok iyi olur. Simüle ediyoruz ve 1-0 alıyoruz. Nandez'in golüyle. Yani bu gidişle bu video 4 saat falan olmuştur herhalde arkadaşlar. Napoli'yi siliyoruz ve Kvaraçgelya'yı alıyoruz sol kanadımıza. 88'lik olsun hemen almadım. Çünkü sol kanat konusunda daha sıkıntılıydık. Özellikle zaten Emre Mor sağ kanat görünüyor. Sol kanatta oynayabiliyor ama Kıvara Doğan'a orada kesin oynar. Bat şu ayda iyi gidiyordu. Şimdi buradan istikamet... Güneybatı. O yönde sanki Barcelona mı vardı bir saniye? Logomuzun tam ortasındayız. Sanki Mallorca'ya çarpacağız ama hayır onları es geçiyoruz. Evet tam ortasında çizersek şu takıma değiyor. Eldense. Eldense iki buçuk yıldızlık bir ikincilik takımı. Galatasaray videosunda bu takıma yenilmiş miydik bilmiyorum ama Fenerbahçe ile 4-1 kazanıyoruz. Kıvarada ilk golünü atmış. Pongraçiş de ilk golünü atmış. İlk golde Şaparenko'dan gelmiş. Geldik Eldense'nin toprağını aldık. İspanya'ya girişimizi yaptık. Elden Valencia'dan oyuncu almıyoruz. Artı bir yeni oyuncumuz Pongracic'e ye gidiyor. Şimdi bakalım İspanya'da kalıyor muyuz? Kalıyoruz. Rakibimiz Elçe. Galatasaray'ı mahvetmişti galiba Elçe. Elçe 3.5 yıldızlı bir takım. Ve onlara kaybediyoruz penaltılarda. Batshuayi uzatmaları taşımış bir de. 2 gol ondan gelmiş. Elçe'nin 2 golü de Sergio Leon'dan gelmiş. Daha yeni gelmiştik ya Elçe İspanya'ya. Ne güzel İspanyol takımları devirecektik burada. Barcelona'yla Valencia'yla falan oynayacaktık. Bizim de bayağı toprağımız var şu an. %25'ini nasıl belirleyelim? E, Güney Amerika'yı bir elçiye verelim. Kuzey Afrika'yı da vereceğim. Bir de Avrupa'daki topraklarımızı da verirsem galiba yeterli. Şimdi bir de bir oyuncumuzu kaybedeceğiz. Acaba kim gidiyor? Şu ana kadar sağlam oyuncular kaldılar hep ama... ...en yüksek overall'lı 3. oyuncumuz Mahreze. Burada güle güle diyoruz. Onun yerine Emre Mor alıyor. Şimdi Güneydoğu Anadolu'dan devam edeceğiz. İtalya'ya saldırmadan önce buradaydık. ve Buradan istikamet kuzeydoğu. O yöne sadece ilerlemiş olacağız. Şu toprakları alıyoruz. Doğal olarak şuralar da bizim oluyor. Buradan okumuzu bir daha çevirdiğimizde Yine kaçıyoruz o yöne doğru. Yalnız o yönde ne boş toprak var zaten kendi topraklarımız. Bu çizgiye en yakın takım şu yukarıdaki Varnamo. Varnamo bizden Luan Perez'i silmişti ve bu kez yeniyoruz. Lincoln, Kvaradona, Varnamo'yu da bu şekilde silmiş oluyoruz. Varnamo'nun orijinal toprakları şurası olduğu için buraya kadar geliyoruz. Artı bir Cuarachigalia'ya gidiyor 87 oluyor. Şimdi İsveç'ten istikamet tam kuzey. Abicim artık imparatorluğumuz savaşmaktan mı kaçıyor ne yapıyor bilmiyorum da. O yönde kimse yok ama Nürköping'i e oynayacağız. En yakın onlar var. Ve Nürköping'i e 2-0 geçiyoruz. Kıvara yine gol atmış. Bu 139. maçımızda iyice yoruldu galiba bizim imparatorluk. Ama durmak yok. BK'ya artı biri veriyoruz. Ve buradan saldırı yönümüz güney. O da kolay oldu. Kalmar diyelim. Ve Kalmar'ı 3-0 geçiyoruz. Ronaldo penaltı kaçırmasaydın olmazdı. Hatırlarsanız ay sanki İsveç'te iyi iş yapıyordu. Burada da 2 gol attı. Artı biri ona gidiyor. Kalmar'a güle güle diyoruz. Şu adayla da uğraşma istemiyorum. O yüzden bunu da sileceğim. Hansa Rostock'a komşu olduk. Ha yani şurada da bir ada varmış. Onu da silelim. Orada Livakovic var. Bakalım onlara mı saldıracağız? Hayır. Kuzey batıya gidiyoruz. Yeniden Norveç'e dönüyoruz. O da en yakın geçtiği için bu çizgi onlara saldıracağız. Ve Odds'u da geçiyoruz. 2-1. Güle güle Odds. Logoda Od yazıyor. Takım ismi Odds bilmiyorum. Topraklarını aldık. Yine artı bir Batshuayi'ye gidiyor. Ve 142. seferimiz için Güneybatı çıktı. O yönde yalnızca okyanus var sandım ama o yönde aslında İskoçya var. Okumuz şu takımı gösteriyor. St Mirren, 1,5 yıldızlı İskoç takımı ve St Mirren'i 3-1 alıyoruz. Batshuayi'den 2 gol gelmiş. Böylelikle yeniden Birleşik Krallık'tayız. Bu logomuzu alıp buraya taşıyabiliriz. St Mirren'e güle güle, adalarıyla birlikte her bölgesini alacağız. Bir sonraki saldırı öncesinde yine Batshuayi hak ettiği değeri veriyoruz. 84 oluyor. Ve şimdi İskoçya'dan saldırıyoruz Güneybatı. O yönde ucundan da olsa sanki Rangers var gibi mi? Hayır. Değil. Kuzey İrlanda'ya giriş yapıyoruz. Rakibimiz Derry City. Derry City bir yıldız. En korktuğum takım türü. Ve... <laughs> Abi boşa korkmuyorum. Lincoln kırmızı kart yemiş belki o yüzden yenildik. Derry City bizi Birleşik Krallık'tan böylelikle kovuyor. Kuzey Avrupa'dan da kovuyorlar. %25 olarak böyle bir alan belirledim. Derry City'nin blurlu logosunda böyle yerleştirdim. Şimdi biz yeniden kendimizi Güneydoğu Anadolu'da bulduk. Çünkü hep buradan saldırdıkta kaybettik. Yalnız bir daha saldırmadan bir oyuncu silmek zorundayız. Derry City bizden kimi silecek? Kötü bir his var içimde. Uhu. Evet, Ronaldo'ya elveda diyoruz burada. Yeniden prime'ına çevirdiğimiz Cristiano Ronaldo'yu 94'lük Ronaldomuzu İrlanda Ligi'nin tek yıldızlı takımı Derry City burada silmeyi başarıyor. Onun yerine Joshua King'imiz var. Evet, imparatorluğumuz buruk bir şekilde bir sonraki seferine çıkacak. Güneydoğu'dan istikamet Güneydoğu ve bu ok arkadaşlar Punja'ba çarptı diyelim. Arada tek kalmışlardı. Yarım yıldızı Punjab'ın bulabileceği en iyi fırsat. Baş Başkomutanımızı kaybettik. Punjab'ı yeniyoruz uzatmalarda ama. Ve son Hindistan takımını da böylelikle silmiş bulunuyoruz. Güle güle Punjab. Artı biri Joshua King'e veriyorum. Cristiano Ronaldo'nun yerini doldursun diye. E şimdi Hindistan'ın kuzey batısından istikamet hafif güneydoğu. Yani bu oka en yakın takım Shanghai Port olacak. Sanırım Oscar bu takımda oynuyordu ve 3-0 alıyoruz. Oo bak King'e bak coştu. Aynen Oscar buradaymış. Overall'da 78 o yüzden Oscar'ı takımımızı transfer ediyoruz. Bu da bizim için iyi oldu. Oscar'ı Ampadu'nun yerine yerleştirince artı 2 alıyoruz. Shaparenko'yu geri çekeceğim. Oscar'ı merkez ofansifte oynatacağım. Shanghai Port'u da sildik ve okumuzu çevirdiğimizde kuzey çık. Kuzey çık. Güney çıktı. Yalnız o yönde kimse yok. Bir daha çeviriyoruz. Kuzey çıksa Şanghay oynayacağız. Güzel oldu bu. Ve diğer Şanghay takımında 2-0 yeniyoruz. Güzel oldu diyorum hani buraya gelmişken temizleyelim ortalığı. Şimdi bize Kuzey Batılar lazım. Görüyorsunuz 3 tane Çin takımı kaldı. Yanılmıyorsam bize gelmeden önce Vitor Pereira'nın çalıştırdığı takımdı bu Shenhua. Almaya değer oyuncuları yok. Ben de artı biri King'e veriyorum. 2 gol atmıştı yaz önce. Şimdi saldıracağımız bir sonraki takım kuzey ama doğu. Ok neredeyse şu takımı gösteriyordu ama Japonya'yı gösterdi. Biz de başka yoksa ne zaman alacağız bu adaları? Japonya'yı ele geçirelim abi. Kendimizi de Japonya'nın en güneyine koyalım. Bir daha çevirelim okumuzu. En yakını yine o Jeju. Jeju United iki yıldızlı bir takım. Ve 4-2 alıyoruz. Jeju'yu da şöylelikle siliyoruz. İmparatorluğumuzun pasaportunda artık Kore damgası da var. Maçta King'in golü vardı yine artı bir ona gidiyor. Buradan da bize kuzeyli bir şey lazım. Kuzey geldi. Ben şu takımın topraklarını büyüttüm. Gwangju zaten onlara çarpıyordu. Bu takım da iki yıldız ve onları 4-1 geçiyoruz. Oscar da ilk golünü atmış. Kore'nin ana karasına da böyle girişi yapmış bulunuyoruz. Hayatımızı kolaylaştırmak için de buraya birkaç modifikasyon yaptım. Yalnız yine saldırmadan Oscar'a artı bir veriyorum. Adam gol atmıştı. Şimdi saldırı yönümüz Kuzey Doğu. Yani Ulsan Hyundai. Bu takım en iyi takımlardan bir tanesi. 3 yıldız. Yani en iyi Kore takımlarından bir tanesi ve 3-2 alıyoruz onları da. Bekao gol at. Ama Ulsan'dan muhtemelen oyuncu alabiliriz. Kendilerini tarihe gömüyoruz. Gerçi almaya değer pek oyuncu yokmuş. Ben o yüzden golünü kutlayarak Bekavi artı bir veriyorum. Bu imparatorluğumuzun 150. maçı oluyor. Kuzey'de Pohang Steelers'a çarpıyoruz. Pohang'da iki yıldızlı bir takım 1-0 alıyoruz. King'in tek golü. Güle güle Pohang. King'e bir artı bir daha veriyoruz. 79 oluyor. Ve imparatorluğumuzun bir sonraki adresi yani Güneydoğu çıktı. Güneydoğumuzda tek takım şu var. Daegu. Aramızda kalmış zaten. Daegu'yu da uzatmalarda 4 2 yeniyoruz. Batshuayi 2 gol atmıştı. Artı 1 ona gidiyor. Daegu'yu da haritadan şöyle siliyoruz. Güle güle. Ve Buradan saldırı yönümüz 152. maçımız. Aha sanırım en güçlü Kore takımı. Hyundai, Jeonbuk. Onlar da 3 yıldızlarmış. Onları da 2-0 yeniyoruz. Şakamaka, İrfancan da yedeklerden gayet iyi gol atıyor. O yüzden İrfancan'ı buslayabilirim burada. Jumbok'u sildik. Onların yerini aldık. Artı biri de gerçekten İrfancan'a verdim. 79 oldu. Buradan şimdi Kuzeye ihtiyacımız var. Kuzey çıktı. Kuzey batı çıkınca dedim yoksa Çin'e falan mı saldırıyoruz da. Ucundan Daejeon, Hana, Citizen. Onların da topraklarını rahat alıyoruz. 3-0. Bu maçta Emre Mordo üst üste ikinci maçında gol attığı için ona boost'u vereceğim. Kendisi 81 oluyor. Şimdi buradan saldırı yönümüz. Sürekli Kuzey çıkmasını bekliyorum. Güney çıkıyor. Kuzey bir şeye saldıracağız. Aha. Gangwon geldi. Gangwon'u 4-0 geçiyoruz. Batshuayi kırmızı kart yemiş. Lan iki gol atmış sonra her <laughs> trik yapacağına kırmızı kart. Diye bir şey. Neyse Gangwon güle güle. Artı bir Pongra Çiçek'e gidiyor. Hem gol yenmeyen maç hem de golü vardı. Buradan saldırı yönümüz hangi takım? Boş araziyi gösterdi. Orayı ele geçirelim o zaman. Boş arazi dediğim yerde Kuzey Kore. Tehlikeli noktadayız. Bir daha çevirdiğimizde kuzey çıktı yine. Bu arada şuradaki sınırımızda silebiliriz bu şekilde. Şimdi okun bulunduğu yerde kimse olmadığı için bir daha çevirdim. Güney doğu. Okumuza en yakın takım Suwon. Kore'den kazasız belasız çıkabilecek miyiz? 3-0 alıyoruz. Rahat. King'in 2 golü var. Suwon'u da böylelikle silebiliyoruz. Seul'a geldik yanaştık. 5. artı birini alan King de 80'e yükseldi. Buradan yine istikamet güney veya batı olsun istiyoruz. Güney doğu verdi. Yani Seoul'a çok yakınız. Hemen de güneyimizde hafif de doğumuzda. O yüzden onlara karşı oynayacağız. Ve onları da rahat geçiyoruz. 2-0. Başkenti de ele geçiriyoruz. Upgrade'i Solbeck Lincoln'e veriyorum. Bayağıdır upgrade'lemiyorduk. Ardından kaydımda bir sıkıntı oldu ama oku görüyorsunuz. E, Suwon gelmişti. Ve maçı simüle edince de 2-0 almıştık onları. Suwon'u da siliyoruz. Son Kore takımı Incheon United kaldı. Artı bir Pongra gidiyor. Şimdi burada Incheon gelse çok güzel olacak. Temizlerdik kendilerini. Yani direkt kuzeyimizde kimse olmadığı için en yakın kulüplerimiz kulüp. Incheon diyoruz. Hafif kuzeyimizdeler zaten. Ve Incheon'u da 3-1 geçiyoruz. Batshuayi'nin 2 golü vardı. Bu arada böylelikle de Güney Kore'yi tamamen ele geçirdik. Asya'da yalnızca bu 3 takım kaldı. Beijing, Dalian ve şu hangi takımsa artık? Qingdao. Gerçi Suudi Arabistan'da bu takımlar da var da. Jesus hocam bekle bizi ha. Batshuayi'nin 2 golünden dolayı 10 artı birliyoruz. 86 oluyor. Şimdi burada çeviriyorum çeviriyorum. Batı çıkması lazım. Hala çıkmadı. Bir sonraki çevirimizde Batı çıktı. Yani buradan Suudi Arabistan'ı gösterseydi de saldıracaktım oraya doğru ama ucundan Qingdao. Bir de bu takım bizi 3-0 falan yeniyormuş. Biz onları 3-0 yendik. Güle güle Qingdao. Çin'de kaldı yalnızca iki takım. Bustu Oscar'a veriyoruz ve yine Çin'den devam ediyoruz. İyi ki Dalian Pro'yu gösterdi. Bir de umarım Beijing'i gösterir sonrasında. Dalian Pro bir yıldızlı ve kaybediyoruz. Al işte bir de 10 kişiler. İlla bir adamımızı kaptıracaktık. Sadece Asya ve Avustralya'dayız. O yüzden %25'i burada ayarlamamız gerekiyor. Adamlara şöyle bir Çin Seddi çektim. Burayı verirsek yeter galiba. Japonya'yı da veriyoruz. Jeju'yu da siliyoruz. Şu adayı da silelim. Dalian bizi mahvetti ya. Bu iki bir yıldızlı takım. Neden yeniliyoruz bilmiyorum. Ben burada kendimizi güneye attım. En son Cristiano Ronaldo'yu silmiştik. Bakalım Dalian bizden kimi siliyor? MDO'muzu siliyor. MDO'muz da bize tam 158 maçı öncesinde katılan Şaparenko oluyor. İnanılmaz dayandı takımda. Bakalım imparatorluğumuz şimdi İntikam peşinde. Ama bir saniye, bir saniye. Dedim yoksa Beijing'e mi değiyor da? de çok ufak kalmış arkadaşlar. Bunu düzeltmeliydim ben başlamadan önce. Biz burada onlara karşı oynayalım. 4-2 alıyoruz. Beijing'i de böylelikle tarihe gömüyoruz. Adamlarda 75'lik stoper var. Michael Engadayu. Kamerunlu. 1.90 boyunda. Ben bu tankı takıma katıyorum. Ve şimdi buradan bakalım Dalyan geliyor mu? Yine kuzey geldi. Bu kez Dalyan'a karşı oynayabiliriz. Ve Dalyan'ı zar zor yeniyoruz. 1-0 aldık. Bize bize Şaperenko'yu sildiren Dalyan'ı biz de burada siliyoruz. Topraklarımızı geri alıyoruz. Kendimizi Dalyan'ın orijinal mevkisine bırakıyorum. Artı biri Ampadu'ya veriyorum. 77'ye yükseliyor. Az önce de Zayt oynamıştı merkezde. Bu arada neyse şimdi burada Deris diye karşı oynayacağız. Cristiano Ronaldo'lu Deri City'yi bu kez yeniyoruz uzatmalarda. Batshuayi 2 gol. Ronaldo atmış bize. 2 gol atmış hem de. <laughs> Vay be. 2 fırsat 2 gol. Adam 8.6 ile oynamış. Ama bizim batmana ne demeli 10'da 10. Elveda Ronaldo. Ronaldo'ya infaz geliyor. Yalnız biz topraklarımızı geri alıyoruz Derry City'den. Şimdi burada da kendimizi Derry City'nin orijinal topraklarına getiriyorum. Çünkü biz bu taraftan gelirken Derry City'ye resmen dümdüz gelebiliyoruz. Aşırı parça parça değil. Middlesbrough'u öyle sildiğimizde parça parça oldukları için onların bu orijinal topraklarına gelememiştik. Kaptan Batshuayi 87'yi hak etti. Artı birliyoruz. E şimdi Kuzey İrlanda'dan istikamet. Orada da ucu ucuna Rangers var arkadaşlar. Rangers'ı yenersek Rıdvan Yılmaz'ı kapabiliriz sol beke ve 1-0 110. dakikada uzatmalarda alıyoruz Rangers'ı. Rıdvan oynamamış bile. O vuralım tam hatırlamıyorum. İlk 11'imize girebilir mi bilmiyorum ama Rangers'ı haritadan siliyoruz. Geliyoruz şurası Celtic arkadaşlar inanır mısınız bilmiyorum ama Celtic'e komşu oluyoruz. Rangers'ın oyuncuları çok da iyi değillermiş. Tavernier en iyisi 78'lik sağ bek. Rıdvan'ın reytingi düşük oldukça 73. Ama ben Rıdvan'ı alacağım. Sebebi şu Lincoln'un defansif özellikleri çok iyi değil sol bekte. Rıdvan burada daha fazla iş yapar bence simülasyonda. Şimdi Glasgow'da istikamet Güneydoğu. Rangers'a e karşı oynamıyoruz. Kilmarnock'a karşı oynayacağız. Ve Kilmarnock'u 3-0 yendik. Burada kaybederiz diye tırsmıştım ama 3-0 rahat aldık. İskoçya'yı bitirmek üzereyiz. Artı biri Rıdvan'a veriyorum. Ve bir sonraki istikamet Güney mi? Kuzey mi? Güney. Ve arkadaşlar Güney'de çok enteresan bir yere belki gidiyoruz. Bir saniye. Kırmızı bölge Liverpool mu diyecektim ama hayır değil. Galler orası. Liverpool'a oldukça yakın geldik burada ama dördüncülük takımı Reksam, Ryan Reynolds'ın takımını yenemiyoruz. Al işte. Bir buçuk yıldızlardı. Logolarını da iyi olanını koyuyorum buraya. Onları şimdi birazdan silmeden bizi geri ite ite getirdiler Doğu Anadolu Türkiye'ye arkadaşlar. Buradan çevireceğim. Yalnız tabii çevirmeden önce çarktan hangi oyuncumuzu siliyorlar? Ooo Gitti o çoğa. Kıvırcık kralı 88'e kadar boostlamıştık be. En yüksek reytingli oyuncumuzu siliyorlar. Yani dibuşumuz vardı. Çok kötü ellerde değiliz kalede de. Dibuş'ta giderse ak yüze kalıyoruz. 53'lük kaleci. Şimdi o istikamet kuzey batı. Arkadaşlar buraya her ne zaman geldiysek Trabzon'a karşı oynamamıştık. Ama sonunda Trabzonspor denk geldi. Hani Kayseri'nin garanti olmadığını Abi saniye. Bakın tam okun ortasındayım arkadaşlar. Hatta hafif yukarısındayım ucunun. Yine Trabzon'a karşı oynamıyoruz. Kayseri Spor denk geliyor. Kesin Trabzon'a karşı oynayınca kaybedeceğiz. Neyse Kayseri Spor'u alıyoruz 2-0. Türkiye'nin içine girdik burada şimdi yeniden. Kayseri'nin kalecisi yalnızca 69 olduğu için ben burada Dibuş'u buslamayı daha mantıklı buluyorum. Şimdi işler iyice enteresanlaştı. Bakalım buradan aha. Oo. <laughs> Ha bir saniye, bir saniye. Burası bizim topraklarımız. Abhay'a kaptırmıştık, rengini düzeltmeyi unutmuşum. Logo olmadığından anladım. Sanırım yine Trabzonspor'a saldırmıyoruz. Bakın tam ortasındayız sanki bizim logomuzun. Biz Trabzon'u es geçiyoruz arkadaş. Gidiyoruz, Karadeniz'i geçerek Reksam'a saldıracağız. Yani aslında bu toprakları teknik olarak Reksam'a vermemiz gerekiyordu. Her halükarda onlara saldırıyorduk. Reksam'ın kalesinde 88'lik bir oçoğa var ama kurtaramıyor onları. Penaltı kaçırmışlar, 1-0 alıyoruz. Ocho 6.2 ile oynamış. Rexham'ı haritadan siliyoruz böylelikle. Yeniden geliyoruz İngiltere'ye. Hatta Everton'a komşu olduk. Everton şurada. Güneyimizde de Erol Cloud'un takımına komşuyuz ha. Cardiff City. Golünden dolayı artı bir King'e gidiyor. Şimdi Birleşik Krallığın güneyinde... <laughs> Biliyordum bunun olacağını. Fenerbahçe İmparatorluğu toparlanma sefasında arkadaşlar. İrlanda'yı bulmuşken kaçırmayalım diyoruz. Burada kısa bir mesafe ötede St. Patrick's'e karşı oynayacağız. Bunlar da bir yıldızlı bir takımlar. Ve 4-1 alıyoruz. Sıkıntı olmadı. Artı bir Rıdvan'a gidiyor. 75 oluyor. Biz de geçiyoruz İrlanda'ya. Yeni komşumuz FC 24'ün en kötü takımı UCD Dublin. Ve bakalım kime saldırıyoruz. Burada kalıyoruz. Hemen üzerimizdeki takım Shellborn. Bu arada arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediyseniz bir saati geçmişizdir muhtemelen. Like butonuna basarsanız sevinirim. Bu bu videoyu çektiğim 8. gün galiba. İnanır mısınız bilmiyorum ama 169. maçımızı oynayacağız şimdi. Yani atlatmadan buraya kadar izlediyseniz helal olsun diyorum ve Shellborn'a yeniliyoruz. Allah. İrlanda'da toparlanalım diyoruz ama böyle bir yıldızlı takımlar bizi gelip eliyorlar arkadaşlar ya. Gitti güzelim Birleşik Krallık. Bu taraftaki sınırı da bozmamışım zaten. Veriyoruz adamlara. Şimdi bakalım Shelbourne bizden kimi silecek. Kaleci silerlerse mahvoluruz arkadaşlar. Ama a a, -a, -a. 87 lira kadar getirip kaptan yaptığımız Batmene... Elveda diyoruz burada. Batman'in yerine ilk 11'e Sandro giriyor. Şimdi biz yeniden Türkiye'ye çekildik. Buradan saldırı yönümüz aha bu kez Trabzonspor garanti yani. Bu arada biz de uzun zamandır 4,5 yıldızlık 4 yıldıza düşmüşüz. Trabzon böyle ve Trabzon'u yeniyoruz. King penaltı kaçırmasına rağmen 60 sonrasında dedim yani onlara karşı oynayınca sonunda kaybederiz falan ama yenmeyi başardık Trabzon'u. Trabzonspor'dan da Uğurcan'ı alacağım. Eğer bizim Dibuşa bir şey olursa en azından 50 üçlük kaleciye düşmeyelim. Ve şimdi istikamet kuzey mi? Hafif kuzey ama yeterince kadar kuzey mi? Evet yeterince kadar kuzey. Rakibimiz Shelbourne. Ama Batshuayi Shelbourne. Ve bu kez 4-1 içlerinden geçiyoruz. Batshuayi bize gol atmış. Hain. Neyse biz topraklarımızı yeniden alıyoruz. Geri kendimizi İrlanda'da buluyoruz. Emre Mor zamanlarda iyi gol atıyor. Artı bir ona gidiyor. Ve İrlanda'da bir sonraki istikamet yine İrlanda. Hemen yanı başımızdaki Bohemians'a karşı oynayacağız yarım yıldızlar. Ve 4-0 aldık. Emre bak 2 hat trick yapmış Emre. Vay. Acaba Sandro'nun yerine Santrfor mu oynatılıyor Emre? Neyse hat trick ona artı 1'i getiriyor. 83 oldu. Şimdi Bohemia'nın topraklarından kalıyoruz İrlanda'da. Bir sonraki rakip Shamrock Rovers. İrlanda'nın en sağlam takımını 3-1 yeniyoruz. Emre yine atmış. Güle güle Shamrock. Ama ben artı 1'i Rıdvan'a vereceğim. 76 oluyor. Ve buradan sonraki istikamet Kuzey. Rakip de belli. Drogheda. 6 gol atar mıyız ya? 6. 3 attık. İyi yani kazandık en azından. Şu ortadaki boşluğu da alacağım şimdi. Oradan da geçtik çünkü. İrlanda ligini kasıp kavuruyoruz arkadaşlar. 4 takım kaldı burada. Burada Sandro'yu busluyorum. Belki gol atmaya başlar. Şimdi 175. karşılaşmamız için Kuzey çıkıyor. O takımda Dundalk. ve Dundalk'ı da yeniyoruz. 2-1. İrlanda'da topraklarımızı bu şekilde birleştiriyoruz. Kazandıran golü Oscar atmıştı. Artı 1 ona gidiyor. İrlanda'da kalıyor muyuz? Hayır. Çizgimizi çizdiğimizde Swansea'ya saldırmamız gerekiyor. Ve Swansea'ye 4 atıyoruz. Swansea'ye güle güle diyoruz. Galleri yerleştik yeniden. 4-0'da kalecimiz gol yememişti. Onu boostluyorum. Ve burada istikamet. Kuzeydoğu acaba Erol Cloud hocama değiyor mu? Neredeyse Everton'a değiyordu ama Crew Alexandra'ya karşı oynayacağız. Yine bir yıldızlı bir takım. Ama rahat geçtik. Crew'yu siliyoruz. Ve çok tehlikeli bir konuma yerleşiyoruz arkadaşlar. Liverpool'la komşuyuz. City'yle de komşu olmuştuk Kuzeydoğu'muzda ama onun karşı oynamamıştık. Burada hem Everton hem Liverpool'la komşuyuz. Yalnız bir sonraki maçı oynamadan Kvaradona'yı artı birliyoruz. Adam o kadar gol attı hiç ona boost vermedik ve şimdi Merseyside takımlarından bir tanesi geldi ama hangisi geldi? Logomuzun tam ortasına yerleştireceğim oku. Biraz da zoomladım. Sanki arkadaşlar Liverpool geliyor. Devirebilirsek alabileceğimiz bir sürü oyuncu var. Yani bize 4 fark atabileceklerini düşünmüyorum. Rating farkı aşırı fazla değil. Bizim kadroyu zaten biliyorsunuz. Kıvara 88. Kalede Dibuş 80. Uhuhu! Neredeyse bizi siliyorlardı. McAllister 2 gol. 3 fark yiyoruz ilk defa. King'in o golü olmasa Dibuş berbat oynamış. Beka berbat oynamış. Rıdvan kötü oynamış. Ay ay ay. Liverpool bizi mahvetti burada. İngiltere'den gidin diyorlar. Topraklarımızın %75'ini şimdi Liverpool'a vereceğiz. Yani acaba basitinden direkt Asya'yı versek mi burayı? Sanki %75'i ediyor gibime geliyor arkadaşlar böyle yaparsak. Vallahi vahf olduk bir anda afalladım. Şimdi daha dası hangi oyuncumuzu silecekler acaba? Karıştırdım çarkı, çevirdim ve kaleci de durmadı. Sol santrfor iyi oldu. Çünkü sol santrforumuz en kötü oyuncumuz Sandro. Güle güle. Şimdi bizim çok kanat oyuncumuz var. Emre Mor'u ben santrforu atacağım. İrfancan'ı sağ kanada yerleştireceğim. Şimdi o kadar afalladık ki Avustralya'ya geldik ama. Ok bize yeniden Liverpool'u gösterdi. Yoksa benim hedefimde şu elçe falan vardı. Veya da Afrika'ya geçip buradan yeniden Güney Amerika'ya falan geçip toparlanmak. Ama Liverpool çıktı. 4 yemedikten sonra sıkıntı yok arkadaşlar. Liverpool'a karşı galibiyeti alıyor muyuz? Ohoo 3 yedik. Çok yaklaştık. Bir yüzde %75 daha vereceğim Liverpool'a şimdi. Liverpool bizi mahvediyor be. Bir de işin kötü yanı hani kaybettiğimiz topraktan tam zıttına doğru gönderiyorum ben logoyu. Burada köşeye sıkıştırdı bizi iyice Liverpool. Arkadaşlar sanki Avustralya'nın şu kadarı ve bu adalar topraklarımızın %75'i ediyor mu? Etmiyor gibi ama. Tamam biraz daha verdim. Şimdi kesinlikle %75 veya fazlası ediyor. Böyle yapma sebebim hani Liverpool'a karşı sürekli oynamaktansa bir de şurada bir fırsatımız olsun. Afrika'ya kaçma fırsatımız. Yalnız Liverpool bizden bir oyuncu daha silecek çalacak. Ondan sonra da yok edecek. O oyuncu Rıdvan oluyor. Lincoln oraya geçiyor. Overall değişikliği olmuyor. Ve şimdi arkadaşlar çok kritik. Kuzey çıkmasın. Evet biz doğru yere gitmeye çalışıyoruz ama oraya da gidemeyiz. Bize batı lazım. Dimdirek batı. Bak yine kaçmaya çalışıyoruz. Dimdirek batı hocam. Gün... <laughs> Kaç diyor. <laughs> Kaç Liverpool geliyor. Yani bu da biraz yaklaştı ama o da olmaz. Batı lazım, kuzey lazım değil. Güneyli hiçbir şey lazım değil. Evet yine güney çıktı. Bir daha çeviriyorum. Kuzey doğu çıktı şimdi burada galiba Liverpool. Evet mahvedecek bizi arkadaşlar. Liverpool'a çarpıyor ya ucundan. Ama bizim kadromuz da o kadar kötü değil ki arkadaş. Cık, haydi abi. Haydi Liverpool'a karşı. Oo! King! kral alıyoruz. Sırtımız iyice duvardaydı, iplerdeydi. Boks maçında Liverpool'a knockout yumruğunu atabildik. Geri topraklarımızı ele geçiriyoruz arkadaşlar. Ve gelip Liverpool'u da Merseyside'dan böyle işte silerler. Aşırı fazla zedeleyemediler bizi o iki galibiyetle. Sadece çok yaklaştılar videoyu bitirmeye ama. Ha bir de Liverpool'dan Fandayk'ı takıma katıyorum. Şimdi bir de Manchester United'a komşu olmuşuz sanki ama burada rakip Ucundan Everton. Everton çok güçlü değil ama 4 yıldızlar ve onları 2-0 yeniyoruz. Güle güle Everton. Bu sezon acaba küme düşerler mi? Everton'dan 80'lik forvet Beto'yu alacağım. İkinci bir forvetimiz yoktu çünkü. Emre Mor yeniden sağ kanatta Beto forvette. Ve şimdi sıradaki rakibimiz acaba Manchester United mı? Ve ta kendileri arkadaşlar. Manchester'ı da alıp şu arayı açıp Manchester City'ye geçmemiz lazım. Acaba United'ın kalesinde Altay mı var? Neyse bize kıyak geçer kaledeyse belki ama o lan dandiklerse ama Diallo ne alaka? Bir de penaltı kaçırmışlar. United aslında rahat yeneriz diye sandım ama Manchester United bizi deviriyor. İngiltere'den yine kovuluyoruz. Ama tek fark olduğu için yalnızca %25 veriyoruz. Biz yeniden kendimizi Türkiye'de buluyoruz. Trabzon'un mevkisinde. Şimdi United bizden bakalım hangi oyuncuyu silecek? Lütfen kötü bir oyuncu ol. <laughs> ha. Ah. Van Dijk Baba daha karpuz kesecektik. Nereye gidiyorsun ya? Birleşik Krallık'tan kovulduk. Yeniden geldik Türkiye'ye. Toparlanmaya ihtiyacımız var. İstikamet buradan güney. Güneyde de rakibimiz Elçi oluyor. Evet Suudi takımlara değmiyoruz. Elçi'ye çarpıyoruz. Elçi bizden mahrezi silmişti. Ve biz de onları şimdi siliyoruz. Topraklarımızı geri alıyoruz Elçi'den. Ve geliyoruz yeniden İspanya'ya. Elçi'den oyuncu almıyoruz. Artı bir Ampadu'ya gidiyor. Şimdi İspanya'dan istikamet kuzey. Orada da sağ sağlam bir takım var Valencia. Ve onları yeniyoruz. 2-1 rahat. Çok da sağlam değillermiş. Biraz daha böylelikle kuzeye geçmiş olacağız. Valencia'nın topraklarını ele geçiriyoruz. Kendimizi kuzeye atıyoruz. Valencia'dan da tam aradığımız oyuncuyu arıyoruz. 82'lik Solbek Gaya. sol bekimiz sağlama alındı. Lincoln'un yerine Gaya giriyor. ve şimdi buradan saldırı istikametimiz Güney Batı. O yönde Cartagena ve Albacete var ama Albacete'ye karşı oynayacağız. Onlar da 3 yıldızlı bir ikincilik takımı. Ve 5-3 yeniyorlar bizi. <laughs> uzatmalarda Bekao kırmızı kart yemiş 10 kişi kalmış uzatmalar için. Oo 9 kişi kalmışız. ampodu 25. dakikada kırmızı kart yemiş biri. Ona rağmen yenecekmişiz ama uzatmalarda 9 kişi. İspanya 2. Lig takımına topraklarımızın %50'sini böylelikle kaybediyoruz. İnanılır gibi değil. Topraklarımızın yarısını da şu şekilde belirliyorum. Elimizde hala Avustralya, Doğu Asya ve Türkiye'deki topraklarımız duruyor. İtalya'daki topraklarımızı onlara verelim. Şurayı verelim. Ben kendimizi Anadolu'ya çekildik sayıyorum burada. Çünkü arkadaşlar Asya'ya gitsek ya Albacete'yi ya da Manchester United'ı direkt oynayacağız. O yüzden buradan birkaç opsiyonumuz daha olacak Türkiye takımları. Ama öncesinde Albacete bizden merkez ofans forta sahamızı silecek. Oscar'a burada güle güle diyoruz. Şimdi burada ihtimal var hani United'ın gelmesine. Veya da Albacete diyecektim ama rakibimiz Manchester United. Manchester United'ın defansında artık Van Dijk var. Bizim de merkez ofansif orta sahamız Lincoln oldu. Ve Manchester United'ı yenemiyoruz. Kıvara'da onu öne geçirmiş ama sonunu getirememişiz. Bekao'dan berbat bir performans gelmiş. Ama silinmesin. Manchester United'a Anadolu'daki topraklarımızı vereceğim. Bir de United'a çeyrek vermemiz lazım topraklarımızın çeyreğini. Gelecek turda artık iki rakibimiz var. Ya Manchester United ya Albacete ama rakibimizi öğrenmeden bir oyuncu daha sileceğiz gözlerimi kapatıyorum kötü bir şey olsun <laughs> kötü oynayan Beko ben şaka yapmıştım lan gitmeseydin ya evet bize ya kuzey lazım ya güney lazım Kuzey geldi. Bekao'nun yerine Engadeu geçti. Manchester United'da üst üste üçüncü kez yenilmeyelim. Yine yeniliyoruz. La bir gol atın la. Bruno Fernandes atmış. Bekao girip Sabek oynamış. Burada biliyorum üçte biri olur ama işimizi kolaylaştıralım arkadaşlar. Şurayı verelim Manchester United'a. Biz geriledik yeniden Avustralya'ya. Beto'ya elveda diyoruz. Adam gidiyor Manchester United'ın az forveti oluyor. Artı 3 upgrade aldılar. şimdi bize batı lazım. Hafif kuzey olması lazım ki geldi. <laughs> Suudi Arabistan'a kaçamıyormuşuz. Çünkü Albesete oraları çevirmiş. Biz burada çöküş zamanında tam ordunun kalıntıları hani kaçarlar ya farklı yerlere. O şekle büründük. Madagaskar'a gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar hedefimiz buradan Güney Amerika'ya gidebilmek. <laughs> o tarafa da gidiyoruz hala. Hop buradan atlıyoruz. Samatta Reis'in köyüne. Tanzanya galiba burası. Bir daha çevirelim. Bize batı ya da kuzey lazım. Albeset'e karşı oynayacağız şimdi. Çünkü o yönde yalnızca Albeset'e var. Yani aslında bu kötü bir durum değil. Çünkü Güney Amerika'da da sağlam Brezilya takımları bizi mahvetmişlerdi. Biz bu AVST'yi burada 10 kişi kalsak da mahvediyoruz. Ve onları en başta olması gerektiği gibi yapıyoruz. Tarihe gömüyoruz. Ve İspanya'ya da dönüşümüzü yapıyoruz. Onlardan oyuncu almadık. Artı bir Emre Mor'a gidiyor. Ve şimdi İspanya'da istikamet Kuzey Doğu. O da Leganes anlamına geliyor. Leganes de 3 yıldızlı bir takım. Ve 2-0 geçiyoruz. King Hattrick kaçırmış. Güle güle Leganes ve şimdi arkadaşlar burada oluyoruz komşu Real Madrid ve Atletico Madrid'e. Kolay kaçış yolu Villarreal B takımı Kuzeydoğu'da. Ben az önce gol yemedi diye Dibuş'u artı birliyorum. Ne olur ne olmaz yani şimdi bir sonraki takım Güney. Bak biz kaçmayı iyi biliyoruz ha. <laughs> Orada Cartagena'ya karşı oynayacağız. Onlar da yine 3 yıldızlı bir takım ve onları da 2-0 yeniyoruz. İyi yani sorun çıkmadı ama hala Atletico Madrid'le özellikle komşuyuz. Ben yine burada Dibuş'u artı Birliyorum ve yeni istikametimiz. Kuzey Doğu İspanya'dan ayrılıyor muyuz? Aynen öyle arkadaşlar. Biz Real Madrid, Atletico Madrid'i görünce <laughs> direkt topuk modu açtık. Ama topukladığımız yönde Marsilya var. Gemilerimizle dört yıldızlı bir Marsilya limanına yanaştık. Ve uzatmalarda alıyoruz İrfan'ın golüyle. <laughs> <laughs> i̇şte bu fırsat vermemişiz. Böylelikle Fransa'ya da giriyoruz. Marsilya'nın toprakları bizim oluyor. Ve forvetimiz yoktu. Marsilya'dan Pierre-Emerick Aubameyang takımımıza geliyor. Paris'e doğru yolumuz uzun ama Juventus yakınlarımızda var. Yani doğuya gitmek mantıklı olmaz burada ama bakalım ok hangi yönü gösterecek. Güneydoğu'yu gösterdi. O yönde değdiğimiz bir takım yok ama yani Nice e oldukça yakın geçiyoruz. Francesco Farioli'nin yeni takımı felaket oynuyorlar. İsmail Kartal gelmeden önce de Farioli demiştim iyi olur da yani ben öyle bir video da çekmiştim. 4-1 yeniyoruz yalnız kendisine. Çünkü biz çok gol atan Kartal bal oynuyoruz. Krava iki tane gol atmış. de rahatlıkla eledik. Geldik Monaco'ya komşu olduk. Nice'den de 80'lik bir Jean-Claire Todibo'yu alıyorum stopere. Şimdi bir sonraki yönü bölümümüz Monaco. Ve Monaco'yu da rahat geçtik 2-0. Onlar da 4 yıldızlı bir takımdı. Monaco'nun bu kadar da toprağı yok gerçekte de. Hani bir kulüp olsalar da o kadarını hak ediyorlardır derdim. Şimdi yeni komşumuz arkadaşlar görüyorsunuz. Eskisi kadar olmasalar da Juve. Yalnız bir sonraki oku çevirmeden Ben Yeder efsanesini unutmayalım. Üçüncü bir santrfor olarak kadromuza katılıyor. Aubameyang'ın yerine oynatacağım. Joshua King 81'de kaptanımız. Şimdi saldırımızı yapabiliriz. Acaba Juventus mu? Hayır. Saint-Étienne. Obama Yang'ın eski takımı. Çok eski takımı yani. Ve onlarda da rahat geçtik 4-1. 3.5 yıldızlı bir takımlarda ikinci ligdeler şu an. Fransa liginde en çok şampiyonluk yaşayan takım diye hatırlıyorum ben. Almaya değer oyuncuları yoktu. Pongratçi artı bir veriyorum. Ve şimdi istikamet buradan Güneydoğu. O yönde çizgimizi çizdiğimizde Bastia'yı buluyoruz. Yine Fransa ikincilik takımı. Ve Bastia <laughs> bize basıyor. Abi iki yıldızlı takım 3-1 yeniyor bizim uzatmalarda. Belli bir süre yenilmedikten sonra her zaman böyle oluyor sanki. Herifler topraklarımızın %50'sini alıyorlar. Bizi Avrupa'dan tamamen siliyorlar. Türkiye hariç. Afrika'dan da şöyle versek topraklarımızın yarısı gibi sanki ediyor. Biz yeniden Afrika'dayız. Bir de Bastia bizden bir oyuncu silecek şimdi. Bu kötü olacak. İçimde iyi bir his yok. Evet. Oo dur, dur. İyi. Yani kötünün iyisi yoksa Kıvaradoğna gidecekti. Ben Yeler geliyor. Bastia'yı kaybettikten sonra biz Afrika'daydık. Ok çevirdim çevirdim. Buradaki boş toprakları elde ettik. Burada iki seçenek var. Ya Güney Amerika'ya gideceğiz ya da Bastia'ya saldıracağız. Öyle oldu. Bastia'dan intikam alıyoruz aynı skorla 3-1. 10 kişi kalmışız. Obama'yan ilk golünü atmış. Bastia'dan da bayağı toprak geri alıyoruz. Güney Amerika, Kuzey Afrika. Artık Afrika'yı tamamen ele geçirdik diyebiliriz. Çünkü Kuzey'den de Güney'den de geldik. Bastia'ya güle güle. Avrupa'daki topraklarımızı da yeniden alıyoruz. Bastia'yı buradan da siliyoruz. Ordumuz Bastia'dan yoluna devam edecek. İlk golünü attığı için de Aubameyang'a artı birliyorum. Şimdi Bastia'dan istikamet Kuzeybatı. Yeniden Fransa'ya dönüyoruz. Grenoble Foot. Abi böylesi takımlardan korkuyorum ya. Böylesi takımlardan korkuyorum ama King son anda atıyor. Kazandırıyor. Güle güle Grenoble Foot. Artı biri kaptanımıza veriyoruz. King 82 oluyor. Ve buradan istikamet Lyon mu? Sanki yoksa Juventus mu diyecektim. Torino'ya da komşu olduk artık. Ama çok enteresan bir nokta şu Anesi'ye sanki önce değiyor. İki yıldızlı bir takım ve 3-0 alıyoruz. King iyi gol atıyor. İki gol atmıştı bu maçta da. Adama kaptanlık pozu vermek lazım demek ki. Ben bir daha Busto ona basıyorum. 83 oluyor. Burada şimdi İsviçre takımlarına bulaşma ihtimalimiz de var. Ki öyle de oluyor sanki. Rakip şu takım oldu. Iverdon Sport. Galiba yeni yükselmişler. İki yıldızlılar. <laughs> O, onlara da yenildik. Tüh. Fark ettiniz mi? Sanki yeni bir ülkeye girdiğimizde oranın ilk takımına her zaman kaybettik. Ve Iverdon bizden sol bekimiz Gaya'yı silecek. Ve logosunun pikseli belli olmayan bu takım bizden şu kadar toprak aldı. Şimdi bir sonraki saldıracağımız takım Kuzeydoğu'da. Suudi Arabistan çölünün ortasındaki takımları hedef aldık galiba. Evet rakibimiz Jesus dedemin El Hilal'i oluyor. El Hilal'in kadro oldukça sağlam. Neymar'ı şimdi kapabilmek için El Hilal'i deviremiyoruz. Oo geriden gelmişler bir de 10 kişi ha. Jesus dedem. Jesus dedem Galatasaray'ı da yenmişti o videoda. Adam topraklarımızın dörtte birini böylelikle kaptı. Şurayı da alıyor. Ve dede bizim takımımızdan Oo, kaptanımızı siliyor. Elveda Joshua. Şimdi 200. maçımıza çıkacağız. Yine El Hilal. King'in yerine Emre Mor. Emre Mor'un yerine de İrfan Can Kahveci oynayacak. Ve arkadaşlar El Hilal. Ooo King atıyor bir de. Bizi ikinci kez üst üste yeniyor. King normal sürede atmamış. Ve Jesus bizi domine ederek oynamış ha. 8 şut 8 fırsat. Bizde 5 şut 3 fırsat. Geri kalan topraklarımızın da %50'sini alacaklar. Sanırım şu kadarı yeterli. %50 gibi yapmaya çalıştım. Biz orta Batı Afrika'da kalıyoruz. Ve şimdi El Hilal bizden ikinci olarak kale kalecimizi siliyor. Adamlar kaptanlık pozu bandına embot açmışlar. Dibuş gidiyor. Uğurcan yeni kalecimiz oluyor. Şimdi kaptanlık pozu bandı Todibo'ya gitti. Ama öyle olmaz. İrfan Can'a verelim. Ve şimdi buradan saldırı yönümüz. Kuzey aha. Şimdi de El Hilal'den kaçıyoruz. Iverdon'u bu kez yeniyoruz 2-1. Güle güle Iverdon en azından yeniden Avrupa'ya gidiyoruz. Yani en azından Avrupa'ya gidiyoruz diyorum da gittiğimiz nokta da çok iyi değil. Çok da kötü değil. Bir daha bay bay Iverdon. Alplere yerleştik. Artı birimiz Oscar gittikten beri merkez ofansif orta saha oynayan Lincoln'e gidiyor. Ve şimdi Avrupa'da Fenerbahçe İmparatorluğu kuzey doğuya saldırıyor. O yönde de Young Boys kıl şu takıma değiyor aslında. O takımda bir buçuk yıldızlı stad Lozan'mış. Fenerbahçe İmparatorluğu Lozan anlaşması dinlemiyor. Penaltılarda zar zor. Todibo 2 gol atmış da maçı 2-0'dan çevirebilmişiz. Yani upgrade'i hak etti Todibo. Geldik şimdi Young Boys'un komşusu olduk. Todibo'yu da artı birledik. Ve buradan saldırmaya devam ediyoruz. Kuzeybatı rotayı yeniden Fransa'ya çevirdik. Estak Troy. Ve bu takımı da Lincoln'un golüyle yeniyoruz son anda. Troy'u siliyoruz. Lo logomuzu ta oraya taşıyacağım. Topraklarını da alıyoruz. Oo Paris'e dayandık. Paris Saint Germain'le aramızda Paris FC var. Artı bir yine Lincoln'e gidiyor son anda gol attığı için. Şimdi bir sonraki saldırı yönümüz güney batı ve o yönde arkadaşlar ilk tam ortasına denk geliyor sanki de. Oxer biraz daha uzağımızda o yüzden Paris FC diyeceğim ben buna. Paris FC iki buçuk yıldızlı bir takım ve penaltılarda geçiyoruz onları da. Emre Mor son anda atıp uzatmalara götürmüş. Uzatmalarda da atmış. Son anda onlar atmışlar. Öyle geçmişiz. Aşırı zorlandık Paris FC'ye karşı bu kadar zorlanıyorsak şimdi Paris Saint Germain'e karşı oynarsak ki komşu olduk Paris'teyiz. Ok çevirmeden Emre Mor'u 85'e yükseltiyor. Adam artı biri hak etti. Şimdi bir sonraki yön. Kuzey batı. Çok kritik çok kritik. Acaba Paris mi yoksa Amiens mi? Arkadaşlar sanki Paris Saint Germain oynuyoruz. Aynen ta kendisi. Paris Saint Germain denk geldi. Mbappe Fenerbahçe'de mi? Haydi baka. Oo. Dembele mahvetmiş bizi son anda. Mbappe gol atmamış. Bak Mbappe'nin gönlü varmış demek ki. Gerçi 8.1 ile oynamış orası da ayrı da. En azından çok kötü yenilmedik. Tek farkla yenildik. Paris'in kapısına kadar kadar geldik dayandık ama onları fethedemedik. Avrupa dahil topraklarımızın çeyreği şöyle bir şey diyor. Geri kalan topraklarımızı da görüyorsunuz zaten. Şimdi Paris bizden bir de uff. Kıvaraç gel siliyor. Bu kötü oldu. Bu artı 11'lik bir upgrade olmuş oluyor. Şuna bakın. Şimdi Afrika'da kalan bölgemizden saldırı yönümüz El Hilal. 4 yıldıza düştük. 79-75-79'uz. Ve George Jesus'u Yine yenemiyoruz. King atmış bir de kazandırmış onlara. Biz comeback'i atmışız 2-0'dan sonra ama 3. kez El Hilal'e kaybediyoruz. Topraklarımızın %25'i olarak basitinden şu Avustralya'yı vereceğim. Olduğumuz yerde kalacağız. Ama şimdi işin kötü yanı bir oyuncu daha kaybetmek zorundayız. Üst üste gelen mağlubiyetler bizi mahvediyor ve o oyuncu Jankler claire Todibo oluyor. Onun yerine Engadev'i oynayacak. Todibo da gidip El Hilal'i güçlendiriyor. Herifler tam nokta atışı yapıyorlar seçtikleri oyuncularda. Sanki imparatorluğumuzun çöküşü tamamen başladı gibi yine El Hilal'e saldıracağız. Jesus bizi mahvediyor. Taktik mi değiştirsek? Penaltılarda yeniliyoruz bu kezde. Neymar iki gol atmış, Emre uzatmalara taşımış. Geri kalan topraklarımız bu kadar. Göz kararı %25 şöyle bir şey diyor sanki. Ecelimiz George Jesus'tan geliyor resmen. Kaydı durdurmuş muydum bilmiyorum ama arkadaşlar El Hilal sol bek siliyor bizde. Sol bekte de Nandez oynuyordu. O gidiyor. Bir şimdi bu noktada taktik değiştirmemiz gerekiyor. 4-2-3-1'e geçiyoruz. Sol beke de sol kanat bek oynayabilen Clark'a atıyorum. 40 defansı var ama. Ve şimdi buradan saldırı yönümüz Kuzeydoğu. Takımımız çok zayıf ama şu ana kadar bir yıldızlı iki yıldızlı takımlar da bizi devirdiler sürekli. Haydi çocuklar diyoruz. Penaltılarda Paris Saint Germain. Kıvara da ona bak atmamış. Geri alıyorum penaltıları o götürmüş. İlk gol de ondan gelmiş. Hain herif. Şimdi arkadaşlar Güney Amerika'ya baktığınızda Afrika'daki topraklarımızdan hafif biraz daha fazla var. Toplasanız burayı yuvarlak şekle getirseniz Afrika gibi. O yüzden... Afrika'da şöyle bir şey versem Paris Saint Germain'e sanırım %25 edecek. Ve çarktan şimdi Paris Saint Germain bir oyuncu daha silecek. Mevkileri düzelttim. Tek center for var ve sağ MD'ye gidiyor. Ampadu'ya elveda diyoruz. Yerine 72'lik Clarkson girecek. Şimdi bakalım istikamet hangi yön? <laughs> ok yine Paris Saint Germain'i gösteriyor. Ve 4-2 kaybediyoruz. Kvaradona, Mbappe, hat Hattrick. Adam bizi demek ki o kadar sevmiyormuş yani. Yani bu da baktığınız zaman biraz pozitif aslında. Çünkü Paris Saint Germain bizi Afrika'dan kovuyor. Ama Güney Amerika'da da peşimizi bırakmıyorlar tabii. Burada bir nevi belki El Hilal tehlikesinden kurtulmuş olduk. Toparlama amaçlı Kolombiya takımları, Ekvator takımları falan var. Tabii bir de oyuncu kaybedeceğiz burada. İşin kötü yanı, en kötü yanı o. Oh, <laughs> ho. Bu çok kötü oldu şimdi. Çünkü biliyorsunuz kalede en azından bir 78'lik Uğurcan'ımız vardı. Yerine de galiba Furkan'dı. Furkan Akyüz kalecimiz olacak. 53 overall. Şimdi 53'lük kalecimizle imparatorluğumuz. Ya abi o kadar takım var. Gidiyorsun güney doğu veriyorsun bize. Hadi Furkan be. Hadi 53'lük kalecimiz Furkan Akyüz'le. Yaklaştık Mbappe. 2 gol. Emre 2 gol bizden de. Yine kaybediyoruz ama %25 vereceğiz en azından burada. Logomuzu şöyle çekelim. Tüm alana baktığımızda sanki şu kadarı %25 ediyor gibi geliyor bana. Gelmiyorsa da kusura bakmayın. Çok takmaya gerek yok. Şimdi daha da kötüsü yine yine mi kaleci silecekler yoksa? <laughs> Hayır. Sa Oho. bu da kötü oldu. Çünkü 85'lik iki oyuncumuzdan birisi Trippie var Sabek'te. Onu burada silmek zorundayız. Şimdi arkadaşlar takımımızda 17 tane oyuncu var. Daha oyuncu gönderemiyorum. Bu yüzden Paris Saint Germain'den Mbappe'nin kardeşini esir alacağız biz. Sırf Mbappe'nin kardeşi diye almıyoruz. Hani böyle bir tavsiye gelmişti. Eğer takımda yeterince kadar oyuncu kalmazsa bir overall'ı düşüreceğine o oyuncuyu mesela Trippie'yi burada. Biz oyuncu gönderirken rakipten de en kötü oyuncuların alalım. O şekilde dengeleyelim demişti tavsiye. Böylelikle bizim yeni sağ bekimiz Larson oluyor. Yedeklerdeki oyuncular da tüm kadromuz. Böyleyiz. Şimdi bize burada Ekvador veya Kolombiya takımı lazım. Güney geldi. Öyle bir takım lazım diyorum çünkü hani kaleci lazım. Güneyimizde kocaman bir boş alan var. Oraya kaymamız lazım öncelikle. Logomuzu oraya indiriyorum. Güney Amerika'daki sınırları biraz daha temizledim. Boş alanları da temizledim iyice. Arada aşırı fazla sınır vardıysa da etrafındaki takımlara biraz daha top toprak verdim. Böylelikle hani direkt saldıracağız artık. Daha rahat olur. Ama biz cidden kaşınıyoruz arkadaşlar. Galiba Paris Saint Germain'e çarpacak bu. Her türlü. <laughs> Ama sır zayıfladıkça daha güçlenmekte biliyorsunuz değil mi? Çünkü... o <laughs> Hayır. Neredeyse siliniyorduk. Üç fark yedik. Crespo'nun golü olmasaydı gidiyorduk tamamen. Topraklarımızın yüzde %75'i Paris'in oluyor. Ve Paris bizden Santerford'umuzu siliyor. O oyuncu da Aubameyang. Tabi Paris'in en kötü oyuncusu Enhaga'yı alıyoruz. Takımımız şu an şu seviyeye düşüyor. Zayt Forvet'e geçmiş. Ben Lincoln'u sola çekiyorum. Emre Mor'u Santrfor'a koyuyorum. Zayt merkez ofans orta Ve bize kuzey veya doğu gösterme güzel oldu. Güney geldi. Yoksa dörttür Paris Saint Germain'e yeniliyorduk. Üst üste dört mağlubiyet. Güney'de karşımıza çıkan takım arkadaşlar şu takım olacak. Bolivar. Ucundan onlara değdi. Bolivar iki buçuk yıldızlı bir takım. Takım. Ve 3-2 alabiliyoruz son anda. Bolivar'ın 73'lük bir kalecisi varmış. Onu alacağım. Carlos Lampe. Şimdi şu aradaki toprağı da alıyorum. Bolivar'ı da alıyoruz. Fenerbahçe İmparatorluğu'nu yeniden uyandırmaya çalışacağız bu aşamada. 213. maçımız için istikamet Kuzeybatı. O yönde rakibimiz IDV şu takım. Independiente 3 yıldızlı bir takım. 3 yıldız biraz korkutuyor ve... <laughs> 2-1 <laughs> kaybediyoruz. Tek korkmamız gereken takım Paris Saint Germain değilmiş. Topraklarımızın dörtte birini IDV'ye veriyorum. Sanırım bir Ekvador takımı. Biz biraz güneydoğuya doğru çekiliyoruz şöyle. Ve bu takım bizden çarkta. Sağ stoperimizi siliyor. İki solu silmemişler. Engadeu'ya e elveda diyoruz burada. Onun yerini Serdar Aziz alacak. Komutan, kaptan. O da burada ha. Büyük kaptan. Bu arada bize IDV'den bir oyuncu lazım. 54'lük Reyes geliyor. Şimdi imparatorluğumuz yeniden... <laughs> Paris Saint-Germain'e saldırıyor. Cidden ecelimize susamışız yani. Burada Paris Saint-Germain 2-1 yeniyor bizi. Ben burada farklı bir mağlubiyet bekliyordum açıkçası. O yüzden biraz şaşırdım 2-1'e. Kıvara yine boş geçmemiş. Paris Saint-Germain üstten üstten geliyor. Bir de bizden sağ bek mi merkez ofansif orta sağ merkez ofansif orta sağ. Yani Miha siliyorlar. Bu da demek oluyor ki Mert Hakan Yandaş ilk 11'de. Paris Saint Germain'de de 68'lik oyuncu geliyor. En dibde olduğu için bunu alıyorum. Diğeri kaleci yoksa. Bunlara yenile yenile sağlam oyuncular geri takımımıza getirebiliriz ha. Ama muhtemelen 4 fark yeriz o zamana kadar da. Yemezsek eğer olabilir. Şimdi bakalım yine Paris Saint Germain mi geliyor çarkta? Hayır. Güney Doğu gibi. O da şu Palma Flor takımı. İki yıldızlı bir takımlar. Ve bu takıma da yeniliyoruz. Ama arkadaşlar Mert Hakan gol atmış. Bunu biz galibiyet diye saysak mı? Şaka yapıyorum da burada bu Palma Flor nerenin takımı arkadaş? Ama her nerenin takımı olsalar da bizden şöyle bir dörtte bir alıyorlar. İmparatorluğumuz küçüldü, küçüldü, küçüldü. Güney Amerika'da esir kaldı. Şimdi çarkımızı karıştırıyoruz. Palma Flor'a kaybettiğimiz oyuncu sol kanat oluyor. Sol kanadımızda 78'lik Lincoln vardı. Kendisini kaybediyoruz. Palmaflor'dan da bize 63'lük bir stoper geliyor ve şimdi kuzeye saldırırsak Paris Saint-Germain çok sakat olur diyecektim. Ve Paris Saint Germain'i 3-0. Mert Hakan penaltı kaçırmış ama neredeyse bitiyordu yine. Kıvara yine boş geçmemiş. Bizi iyice ufattılar. Topraklarımızın yine 4'te 3'ünü alıyorlar. Biz Ekvador, Peru, ne bileyim Brezilya arasında kaldık Amazon ormanlarında. Bir de bunun üzerine bizden... <laughs> kalecimizi silecekler. Lampe yeni gelmişti. Kaybediyoruz kendisini. Kalemiz yine Furkan Akyüz'le emin ellerde. Ve bir sonraki istikamet. Paris gelirse bittik arkadaşlar. Paris geldi yine. Bu maç öncesi biz bu arada 3 yıldızlı bir takımız. Mbappe gel bizimle ol. Mbappe gel. Uh! Oh, yine 3-0 yes. Kalıyoruz. Hayatta kalıyoruz. Şu topraklarımızın yalnızca şu kadarı bize kalıyor. Çarkımızı karıştırıyoruz. Paris bu sefer bizden kimi siliyor. Bu kez bizden sağ kanadımızı siliyorlar. O oyuncu da kaptanımız İrfancan Can Kahveci. Paris'ten 72'lik sol bek Leyvin Kurzava'yı almamız lazım. Bu bize upgrade olacak. Kaleci alamıyorum. Kaleci alırsak İrfan veremeyiz. Kurzava'yı şimdi sol beke çekip Clark'ı sol orta sahaya, Clark sonunda sağ orta sahaya geçiriyorum. E şimdi arkadaşlar Doğu çıktığı anda mahvoluruz. Doğu çıktı. <laughs> Abi ok da bizi bitirmek istiyor cidden ya. Lan bu tarafta 1-2-3 takım var. Gele gele Paris Saint-Germain geliyor. Bu 218. maçım. Eğer notları yanlış tutmadıysam, kaçırmadıysam bir takım ve arkadaşlar, o güzel Clark ve Clarkson. <laughs> Onlar bizi hayatta tutuyorlar. Şu topraklarımızın yarısı yine Paris'e gidiyor ve Paris bu kez de çarktan bizden santrforumuzu siliyor. 85'lik Emre Morumuz Sonunda gidecek. Havlu atma zamanı geldi mi bilmiyorum. Emre Mor karşılığında onlardan 73'lük bir stoper almamız gerekiyor ama. Yalnız biz şimdi tamamen forvetsiz kaldık. Serdar Aziz'i hoca yine de oynatıyor falan. Beraldo geldi hani Serdar Aziz'in yerine oynayacak ya. Serdar Aziz yeni forvetimiz. Ya da Mbappe'nin kardeşini oynatalım. Belki oyun kıyak geçer. Şimdi haritada Paris Saint Germain gelmesin de çarkta. Bu seferlik kurtardık gibi sanki. Evet. Kulüp Alianza Lima'ya karşı oynayacağız. Ve forvet de Mbappe beyle kaybediyoruz. 5-3. Clark son anda uzatmalara taşımış. Adamlar penaltı kaçırmışlar. Clark 2 gol atmış. Bu herifler de 2.5 yıldızda ama bizim kalecimiz kötü. Forvetimiz yok. Alttan alttan geldiler. Topraklarımızın yarısını aldılar. Ufacık bir şehir kaldık arkadaşlar. Belki oyuncu silim derken yine buradan da bir upgrade kaparız. Sol MDO'muz gidiyor. En yüksek overall oyuncularımızdan Crespo'ymuş Sol MDO'da. Ama yerine bize 55'lik oyuncu geliyor. Ben Crespo'nun yerine Serdar Aziz'i yerleştirdim. Mert Hakan'ı da Forvet'e çekeyim. 7 maçtır kaybediyoruz üst üste ve Kuzey Doğu geldi. Bariz belli yine Paris Saint Germain. Forvet'te komutanla 4 fark yemeyiz. Ve 3 <laughs> fark yiyoruz yine. Paris bizi son üç maçtır 3 maçtır 3-0 yendi galiba. Arkadaşlar bu gidişle bir nokta kalacağız. İyi direniyoruz. Paris yine topraklarımızı aldı burada. Mert Hakan'ı mı siliyorlar? Hayır. Sağ MDO gitti. Olaya bak şimdi bir dakika. Zayt'sı geri almamız gerekiyor en kötü overall oyuncuları olarak ama Zayt'sı kaybettik infaz ediliyor falan dedik ya o kurala uyarsak eğer ekitikeyi almamız gerekecek. Dediğim gibi burada ters tepmeye başladı bu Ver al olayı. Bizim de sağ MDO'da endor var. Biz onlardan aldık. Aynı kuralı uygularsak eğer bir daha çevirmemiz gerekir ve sağ kanat çıktı. Sağ kanattaki Clark'sını vermemiz lazım. Bu da bizim işimize geldi. Yani upgrade oldu bu. İki tike forvetimiz sürekli Paris geldikçe biz belki Mbappe'yi bile alabileceğiz. Yine Paris geldi. Biz iki buçuk yıldızlı bir takımız şu an. FC 24'ün mantığına göre zayıfladıkça güçleniyoruz. Ve arkadaşlar artık forvetimiz de var ama e, o da gol atmış ki bizi kurtarmış. Emre Mor bize karşı hat-trick yapmış. Bizden giden en arkadaş. Paris Saint-Germain yine topraklarımızın %75'ini alıyor. Arkadaşlar biz bir semt kaldık ya Güney Amerika'da. Buradan belli bile olmuyoruz. <laughs> Şimdi çarkı çevireceğiz bir şey açıklayacağım. Hangi oyuncumuz gidiyor? Sağ merkez defans fortasağımız gidiyor. O da Endaur. Şimdi Paris Saint Germain'den kötü oyuncu alamıyoruz. Yüksek olur hepsi artık. Onlara 68'lik oyuncu verip geri yerine 75'lik oyuncu almak. O yüzden Endaur'un overall'ını düşüreceğim. Onun yerine Bartu Elmaz ilk 11'e giriyor. Yoksa diğer türlü devam edersek mantık kurallarına aykırı oluyor. Yine Paris Saint Germain ve Paris Saint Germain bizi videonun süresinden de anladınız galiba. Emre Mor'un 2 golüyle Mbappe'nin ve Hernandez'in golleriyle 4-0 yenerek sonunda haritadan tamamen siliyor. İstanbul'u kaybetmemiştik ama aslında burası Manchester United'ın olsa daha mantıklıydı. Sembolik olsun diye tutmuştum ama bizim sonumuzu getiren 3 takım Manchester United, El Hilal ve özellikle Paris Saint Germain oluyor. Buraya kadar izlediyseniz helal olsun, sağ olun, var olun. Bu videoyu da izlerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.